Filinta 56. Bölüm www.sebeder.org. Ali ağırlığı oynatmadan tutmaya çalışırken yüzünü sıkıntıyla buruşturdu. Elleri titriyor. Şimdi sana bulunduğun durumu anlatayım. Elinde tuttuğum bu ağırlığın ucundaki ip... Ali ipe bakıyor. Oradaki bombanın tetiğine bağlı. Bomba düzeneği sandalyede oturan Süreyya'nın öyle ödesine bağlanmış. Süreyya! Süreyya'nın başında çuval var. Boşuna konuşmaya çalışma Ali. Süreyya'nın ağzı bağlı. Seni duyabilir ama cevap veremez. Ali'nin oğlu da hücrede beyaz örtüye sarılmış. Ne zamanki kolun yorulur ve elin aşağıya inerse... bu ip... o bombanın tetiğini çekecek ve bomba patlayacak Ali. Eloş. Bakışlarını yerde port bebe benzeri bir şeyin içinde yatan oğluna çevirdi. Yemin ederim seni öldüreceğim. Seni parçalara böleceğim Eloş. Bulunduğun duruma bakarsak bu sözün pek bir şey ifade etmiyor Ali. Süreyya'ya bakıp hareketlendi. Sana kolaylıklar diliyorum Ali. Sehpada duran kum saatini aldı. Evet. Ejder'in olduğu hücre. Dinliyorum. Önce kum saati. Ulan ne gizemli adamlar çıktınız be. Pencere önündeki kum saatini kumu üste gelecek şekilde çevirip koydu. Süreyya'nın ve bebeğinin hayatı senin ellerinde Ali. Kum saatini sehpaya bıraktı. O kum saati boşalana kadar sultanı öldüreceksin. Mustafa'nın sultanın silah çektiği bir an. Yoksa Ali, Süreyya ve bebek ölecek. Mustafa filintasını ejderin yüzüne doğrulttu. Ali'nin hücresindeki kum saati. Şimdi ben çıkıyorum. Ve size yeni bir misafir daha getireceğim. Ali arkasından öfkeyle bakıyor. Ejder'in hücresi. Şeytan! Filinta'nın namusu hala Ejder'in yüzüne dönük. Ha. Bir de Farah var. Farah dönecek. Mustafa filintasını geri çekti. Bak babanız sizi eğitmiş. Belli. Filintasını havaya atıp tekrar yakaladıktan sonra tüm gücüyle Ejder'in yüzüne savurdu. Kabul odası. Dün operasyon sırasında yakalanan Garbis adındaki aydut, Ejder ve diğerlerini kaçıranların Mustafa olduğunu söylüyor sultanım. Bir iki saat önce bir imam, şimdi de haydutlardan biri. Sultan öfkeyle baktı. Garbis sorguda. Arkadaş ben anlatamıyorum herhalde. Bakın burada boşu boşuna zaman kaybediyoruz. Defalarca anlattım, tekrar anlatayım. Gece yarısı gibi geldi, yüzü kapalıydı. Ama konuşmalarından tanıdım. O Mustafa'ydı. Bundan eminim o Mustafa'ydı. Ejder ve arkadaşlarını hücreden çıkarttı. Mustafa Ejder'e benim İloş'un yanına götür dedi. Ben yan hücredeydim. Olup biten her şeyi duydum. Yaverli Sultan Gavis'in anlattıklarını gizlice dinliyorlar. Aralarında anlaştılar. Yani bakın sultanımız büyük tehlikede. Gavis saraydaki bir odada askere anlatıyor. Dervişler tekkenin avlusunda. Aleykümselam. Mustafa tahta kapıdan giriyor. Aleykümselam. Pirimiz müsait midir? Müsaittir. Sultan kabul odasının çift kanatlı kapısını kıracakmış gibi iki eliyle vurarak açtı. Öfkeyle girdi içeri. Yaver el pençe divan halde peşinden geldi, bekliyor. Sultan kuşunla yavere döndü. Derhal Mustafa'nın peşine adam takın. Sultanım. Derhal! Emredersiniz sultanım. Açılan kapıdan aceleyle çıktı. Sultan öfkeli bakışlarını odada gezdirerek düşünüyor. Uzun ceketli yeni üniforması üzerinde. Ne
Beyaz bir köpek Pera'nın caddelerinden birinde ilerleyen kabinli arabaya havladı. Cadde kalabalık, arabayı tek at çekiyor. Kabinli arabadaki kişi Sultan, elini dizlerine koymuş, gergin bakışları karşısına odaklı. Selinde siyah pardesi ve siyah takım elbise var. Karşısında sakallı iki asker oturuyor. İkisinin de bakışları yere dönüp Sultan'a bakmıyorlar. Araba taş döşeli, oldukça temiz caddede ilerlemeye devam etti. Mustafa Masol Kulübü'nde masanın başında ayakta duruyor. Yakın zaman önce konuştuğu iki adam masanın iki tarafına ayrılmışlar. İkisi de kıpırdamadan Mustafa'ya bakmakta. Bir adam daha geldi. Beyaz örtüye sarılı bebeği Mustafa'ya uzattı. Mustafa aldı bebeği. Biz sözümüzü tuttuk Filinta Mustafa. Şimdi sıra sende. Bebek Mustafa'ya gülücük atıyor. Mustafa bebeğe bakıp adamlara karşı çattı. Bebek de geldiğine göre törene başlayabiliriz. Mustafa gergin bakışlarını masaya odaklayarak düşünmeye koyuldu. Sarışın mavi gözlü bebek küçük Mustafa'ya benzemiyor. Küçük Mustafa'nın saçları daha az ve kumraldı. Mustafa bakışlarını bebekten çekti, kıpırdamadan duruyor. Arkasındaki yüksek pencereden sızan beyaz ışık huzmesi oldukça belirgin. Mustafa'nın olduğu odadan geri geri uzaklaşıldı. Odanın çift kanatlı kemerli kapısı açık. Odada ne varsa hepsi gittikçe bulanıklaşıyor. Sultanın kaşları hala çatık. Hareket halindeki arabanın etkisiyle oturduğu yerde üst perdesi sağa sola gidip geliyor. Ali Yüce Efendi'nin gittiği yöne doğru dehşet ve baka kalmış. Ali hala elinde. Sultan koridora girdi. Duvarda gömülü duran iki ahşap kapak var. Sultan kapaklardan birini sağa çekince ortaya kapis gibi ahşap bir paravan çıktı. Sultan paravana yaklaştı, bir yeri gözlüyor. Mustafa masonik kılıcın haç şeklindeki sapını tutmuş, gergin bakışları kılıçta. Sultan paravanın ardından bu dikkat Mustafa'yı seyretmekte. Mustafa'nın kılıcı tutan eli hareketsiz. Sultan kapağı kapatıyor, yüzünde şaşkınlık ve gerginlik bir arada. Dalgın gözlerle sabit bir noktaya bakıyor. Kaldır ellerini, teslim ol Mustafa! Asker tüfeklerini Mustafa'ya doğrultu. Mustafa elini kılıçtan çekti. Afallamış hali askerlere bakıyor. Gözleri dehşetle açıldı. Sultanın tüllü odası. Leyla sultanın karşısında. Ben çok özür dilerim, sizi bu saate rahatsız ettim. Sultan gayet sakin. Bakışları Leyla'da sabırla bekliyor. Benim sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Dinliyorum. Leyla parmağıyla burnunu sildi, yaşlar yanaklarından süzülüyor. Söyleyemedim. Saklamak zorundaydım. Mustafa'dan sakladım. Sizden sakladım. Dayanamıyorum artık. İkisi de ayaktalar. İtiraf etmem lazım. Leyla Hanım. Buyurun oturun. Eliyle divana buyur etti Leyla'yı. Leyla ayakta zor duruyor. Yavaş adımlarla sanki düşecekmiş gibi hafif hafif sendeleyerek yürüyüp yavaşça oturdu. Sultan da oturuyor. Sultan elini bacağına koyup beklemeye koyuldu. Leyla sıkıntısından hafifçe öne arkaya sallanıyor. Nedir mesele? Leyla dehşete kapılmış gibi, gözleri irileşmiş, bakışları donuk. Ben artık dayanamıyorum. Bilmeniz lazım. Sultan pür dikkat Leyla'yı seyretmekte. Leyla burnunu sildi. Sultan. Yaşlar yanaklarından süzülmeye devam ediyor. Sultan hala çok sakin. Leyla başı önünde sessizce ağlıyor.
siyah fonda Filinta Bin Yıl'ın şafağında yazdı. Beyaz fonda Eskin'in dairesel sarı logosu. Bu dizide tarihteki gerçek şahsiyetlerden ve olaylardan ilham alınmıştır. Hikaye gereği bazı olaylar ve karakterler hayal ürünüdür. Siyah fonda sarı büyük harfler. Dünyaya asırlarca hükmeden bu büyük milletin adaleti sağlarken hayatını kaybeden aziz şehitlerinin hatırasına. Güneş ışığı benzeri parlak ışıkla gri bir İstanbul silüeti. Filinta Bin Yıl'ın şafağında yazısının belirmesiyle gri İstanbul silüeti biraz renklenmeye başladı. Mustafa'nın uzun namlulu filintası önündeki boşluğa ateş etti. Karanlığın içinde yol alan kurşun giderek altın sarısı bir yuvarlığa dönüştü. İçinden Mustafa'nın taş bir duvara yansıyan silüeti çıktı. Jenerik akarken altta dizideki sahnelerden kesitler akıyor. Mustafa, Onur Tuna, Farah, Berat Tuzunataç, Hüce Efendi, Suavi Eren, Ali, Cem Uçan, Akbar, Hazmi Körmükçü, Cemil, Hakan Yüzgacigil, Abdullah, Kamil Güler, Leyla, Asena Doğal, Sultan, Hakan Kurtaş, Hamdi, Ercan Demirel, Bekri, Ebu Bekir Öztürk, Garbiz, Oğur Yıldıran, Feraye, Ufuk Kaplan, Ejder, Yunus Uşan, Ethem, Emin Yüksel, Galip, Kıvanç Kılıç, Velif, Yaşar Aydınlıoğlu, Henry, Uğur Taşdemir, Ahmet, Berk Güneşberk, Fethi, Mert Aygün, Semiha, İhsan Gürülü, Zozan, Mustafa Yıldıran, Hitri, Çağatay Atasoğlu, Hitat, Orkun Gülşen, Çarnikolay, Aykan Işık, Stil Danışmanı David Frey Kores, Saç ve Makyaj Tasarım ve Uygulama Sema Dağ, Kurgu Gökhan Gürses, Post Prodüksiyon Sorumlusu Erkan Ertan, Reji Koordinasyon Şüheda Dursun, Görsel Efektler Sivri Frey, Özel Efektler Gayet Tek, Ses Kayıt İlkut Audio Visual, Final Mix Fuat Gülü, Işık Şefi Mustafa Ekici, İkinci Ekip Işık Şefi Sanık Bozkuş, Sanat Yönetmeni İbrahim İlgen, Kostüm Tasarım ve Uygulama Barış Karaca, Yardımcı Yönetmen Özden Öngen, Yapım Koordinatörü Önder Kaymak, İkinci Ekip Görüntü Yönetmeni Volkan Öncel, İkinci Yönetmen Süleyman Mert Özdemir, Danışman Kobi Rol, Kobi Yönetmeni Mesnan Sakallı, Müzik Tamer Çıray, Senaryo Kalem Erbabı, Görüntü Yönetmeni Umut Görükoğlu, Kerete Proje Sorumlusu Yahya Tayyip Aydeniz, Yapım Esfin, Yapımcılar Serdar Öğretici, Yusuf Esenkal, Yönetmen Osman Kaya. Filinta Bin Yıl'ın şafağında yazdı. Akşam kıyıdan Dolmabahçe Sarayı. Leyla önceden planladığımız gibi her şeyi itiraf edecekmiş gibi yaparak sultana yakınlaşacak. İğneli yüzük Leyla'nın parmağında. Yüzüğündeki iğneyle sultanı zehirleyecek. Leyla hain bakışlarıyla sultanı seyrediyor. Zaman yavaş. Sultan üzeri çiçek desenli cam sürahiyi cam bardağa doğru eğdi bakışları sürahide. Su yaprak desenleriyle bezeli bardağı dolarken sultan sanki bir şeyler hissetmiş gibi bakışlarını sürahiden kaydırdı. Leyla ayağa kalkmış sultanın arkasından yavaş adımlarla sinsice yaklaşıyor. Leyla'nın adımları hala çok yavaş. Ayağında krem rengi deri ayakkabılar var. Sultan beklerken suyu doldurmaya devam ediyor. Leyla'nın sultana ulaşmasına sadece birkaç adım kalmış. Su bardağın yarısında dolarken hava kabarcıkları oluşuyor. Leyla dönmüş yüzün takılı olduğu sahilini yavaşça yukarı kaldırdı. Yüzü net, sultan bulanık. Leyla öfkeyle dişlerini sıkarak sultana bakmakta. Bunu yaptığı eli havada duruyor. Yaptığımız planla Sultan Hamid'i ordudan kaldırıp yerine Şehzade Murat'ı geçiriyoruz. Leyla yüzüğü sultanın sırtına saplayacakken biri bileğinden yakaladı. Leyla yavaşça arkasına döndü. Sultan da dönüyor. Leyla'nın bileğini yakalayan Mustafa'ymış. Mustafa filintasını Leyla'nın yüzüne tutuyor. Mustafa. Korkudan gözleri irileşti. Mustafa kaşlarını çatmış öfkeyle Leyla'ya bakıyor. Buraya kadar Leyla. Leyla'nın korku dolu bakışları bu kez sultanda. Mustafa.
Mustafa gözünü kırpmadan Leyla'ya bakıyor. Mustafa dinle beni. Asıl sen dinle. Leyla Sultan'a döndü. Her şeyi biliyoruz. Kime hizmet ettiğini. Hepsini ama hepsini biliyoruz. Leyla'nın gözleri yaşla doldu. Mustafa beni dinle. Mustafa hala Leyla'nın bileğini tutuyor. Parmağındaki iğneli yüzüğü çıkardı. İğnenin altında koyu pembe küçük taşlar var. İğne bir santim kadar. Leyla gözyaşları içinde Mustafa'ya bakıyor. Mustafa zincirli kelepçeyi havaya kaldırdı. Oyun bitti Leyla. Leyla'nın korku dolu bakışları kelepçede. Muhteşem bir plan hazırlamışsınız Yüce Efendi. Tabii bu planın en güzel tarafı Sultan öldükten sonra ortaya çıkacak Cemil. Sultan ölünce herkes bu ölümden Mustafa'yı sorumlu tutacak. Nasıl olacak o iş? Sultan Hamid öldükten sonra yerine tahta kim çıkacak? Şehzade Murat. Süreyya hala hücredeki sandalyede. Büyük bir temizlik yaptık Cemil. Çok büyük bir temizlik. Ali, Süreyya ve Farah da ölüyorlar. Akbar hapiste ve onun da asılması yakın. Galip Akbar'ın hücresini kapattı. Amerika özgürlük heykeli. Eğer paravan arkasındaki hala bizi takdir etmeyecekse onunla da hesaplaşmaya hazırım. Paravan arkasındaki koltukta yüzü gösterilmeyen bir adam. Bir emriyle tahtlar deviren, imparatorlukları yıkan güç. Herkes onu bir insan zannediyor. Ama paravanın arkasındaki güç, para Cemil. Para öyle bir şeydir ki en güçlüsü bile parayı kontrol edebileceğini zanneder. Ama aslında para hırsı onları kontrol eder. Paravanın arkasındakiler, para hırsının kontrol ettiği varlıklar Cemil. Onlara karşı mıyız? Onlara karşı olup ayakta kalmak mümkün değil. Ama şimdilik onlar bana karşı. Aslında yalnızca bana ve Osmanlı'ya değil, tüm Avrupa teşkilatına karşılar. Pencereden uzaklaşarak odanın içine yürüdü. Buraya Akbar'ı gönderdiler. Ama o da zaten size hafif geldi. İstedikleri olmazsa emin ol yenilerini yollarlar. Yansıması vara koymalı aynada. Aynanın altındaki konsolda yanmakta olan beyaz ince bir mum var. Hücre Efendi işaret ve baş parmakları arasında alevi söndürdü. Hücredeki Akbar ters ters kapıya doğru bakıyor. Galip de baktı ters ters kapıdan uzaklaşıp elini dostça Ahmet'in omzuna patpatladı gidiyor. Ethem'le Abdullah da hücrenin önündeler. Ethem. Akbar. Alaycı tepeden bir bakışla gülümseyip gitti. Ahmet yavaş yavaş parmaklıklara doğru yaklaşıyor. Yüzünde acı bir tebessüm var. Şehzade Murat'ı tahta çıkarmaya çalışan herkes asılacak. En başta da sen, Akbar. Beni hiç kimse asamaz. Nihan'ımı neden öldürdün? Kişisel bir garezim yoktu. Kaçmak için onu öldürdüm. O kadar. Ahmet gergin, yere bakarak bir iki adım attı. Akbar Efendi, unutma, kavganın değil, adaletin kazananı olur. Ceketinin önünü silkti, gidiyor. Akbar müşfik bir tavırla gülümsedi. Çocuk. Gece vakti ormanlık alan, tepatın çektiği kabinli bir araba yayılan dumanın içinde ilerliyor. Arabanın içinde Leyla varmış. Mustafa nereye götürüyorsun beni, hapse mi? Mustafa bakışlarını Leyla'dan çekip pencereye döndü. Ne zamandır biliyorsun? Ne önemi var Leyla? Çok önemi var.
Mustafa ne zamandır biliyorsun? Mustafa umursamaz davranıp yine pencereye döndü. Leyla korkuyla bakıyor, gözleri irileşmiş. Mustafa. Mustafa Leyla'ya döndü. Mustafa, eğer biraz olsun sevdiysen beni daha korkusuzca giderim ölüme. Mustafa'nın bakışları Leyla'nın yüzüne kilitlenip kaldı. Beni sevdin değil mi? Mustafa gözünü kırpmadan cezalandırır gibi tepkisizce Leyla'ya bakıyor. Mustafa, beni bir an olsun sevdin değil mi? Sevdim. Leyla'nın yanakları sırılsıklam, Mustafa'ya bakarak sessizce ağlıyor. Başını önüne eğdi. Mustafa Leyla'ya bakmayı bırakıp yüzünü yine pencereye döndü. Karamsar ifadesiyle dışarıyı seyrederken derin derin düşünüyor. Yüce Efendi'nin odası. Leyla'dan bir haber var mı Cemil? Henüz bir haber yok Yüce Efendi. Bordo koltuklarda oturuyorlar. Peki plan bozulduysa, Leyla sultanı zehirlemeyi başaramadıysa? Neler olup bittiğini öğrenmemiz lazım. Haklısınız. Öyleyse gereğini yap. Bağışlısın Yüce. Semiha divanda iğneyle bir giysiyi onarıyor. Leyla ile Mustafa geldiler. Leyla! Gir içeri. Kızım! Kucakladı. Kelepçeleri fark etti. Dehşetle bakıyor Leyla'ya. Leyla! Dadı, dışarı. Semiha ağlamaklı halde kapıya yürüdü. Otur şöyle. Kolundan tutup divana doğru gönderdi. Makara sistemindeki ip yavaşça hareket ederken bombanın tetiği öne doğru eğiliyor. Ali perişan durumda. Yüzündeki ter artık damla damla yere dökülmeye başlamış. Sağ tarafındaki Süreyya'ya baktı. Elleri titriyor. Süreyya. Süreyya'nın başında hala çuval var. Ali Farah'a döndü. Farah. Farah Ali'ye bakıyor. Affedin be kardeşim beni. Gözünün önüne döndü, titriyor. Var gücümle dayanmaya çalışıyorum. Ama mecalim kalmadı. Allah'ım. Yardım et ya Rabbi. Elleriyle iyice kavradı ağırlığı. Fırat endişeli bakışlarını ipin geçtiği makara ve kurulu düzeneğin üzerinde gezdiriyor. Yüzünü Süreyya'ya döndü. Gergin bakışları bomba düzeneğinde. Bombanın tetiği yine öne doğru gitmeye başladı. Farah korkuyla bakıyor. Ali'nin ellerindeki titreme sallantıya dönüşmüş. Geriye olan ip ve bombanın eğilen tetiği hızlıca yakınlaştı. Beni hapse götürmedin, buraya getirdin Mustafa. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Seni eve getirdim. Çünkü beni sevdiğini biliyorum. Divandalar. Ben de seni seviyorum. Leyla şaşkınlıkla gülümsedi. Gerçekten mi? Gerçekten. Ali, sana Süreyya'ya yardım edebilmemin tek yolu o Miloş denen şerefsizin yerini bana söylemen. Kurtulabilmemizin başka hiçbir şansı yok. Leyla ciddileşti. Ya sonra? Sonra buradan gideceğiz. Sen ve ben. Leyla'nın ciddi ifadesi tebessüme dönüştü. Gerçekten. Gerçekten. Şu an ihtiyacım olan tek şey Ali'nin yerini öğrenmek. Ondan sonra her şeyden vazgeçeceğim. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gideceğiz. İkimiz. Hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yer. Hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yer. Leyla'nın sevinçten gözleri parıldadı. Hayali bile o kadar güzel ki Mustafa. Bu hayal için neler yapabileceğimi bir bilsen. Mustafa önüne döndü çaktırmadan, kurnazca gülümsüyor. Cemil loş bir mahzende.
Leyla saraya girdi değil mi? Evet geldi. Hatta saraya girerken ben nöbetteydim. Fesli bir adam. Saraydan çıktı mı? Yani gözüne çarpan bir şey oldu mu? Görmedim. Nasıl gördün? Efendim Leyla Hanım saraya girdikten hemen sonra nöbetim bitti. Ben de kapıdan ayrıldım. Cimri oturuyor, adam ayakta. Leyla hakkında hiçbir şey duymadı mı? Duymadım. Cemil sıkıntıyla bakınıp kafa salladı. Bir şey duyarsan bana haber ver. Baş üstüne. Gidiyor. Ali'nin titreyen ellerini bir anda çıka gelen Yüce Efendi yakaladı. Ali'nin gözleri kapalıymış. Sonradan gördü Yüce Efendi'yi. Oldukça yakın mesafeden birbirlerine bakıyorlar. Dayanacak gücün kalmadı mı Ali? Farah öldüresiye bir öfkeyle bakıyor. Bu yaptıklarının hepsinin hesabını vereceksin. Mustafa'm bunların hepsinin hesabını soracak Miloş. O kadar emin olma. Miloş! Sakin ol Farah. Sizin de artık işim bitti. Çok sevdiğiniz sultan da 3 gün içerisinde ölecek. Haklısınız efendim Miloş. Sultan 3 gün içinde ölecek. Yüce Efendi memnuniyetle gülümsüyor. Leyla. Görevini yerine getirdin mi? Evet efendim Miloş. Dediğiniz gibi sultanı zehirledim. Sultan ölünce yerine Şehzade Murat geçecek. Şehzade Murat sultanı öldürenin Mustafa olduğunu söyleyecek. Böylece Mustafa da Sultanahmet Meydanı'nda bir dar ağacında can verecek. Ali gülüyor çünkü merdivenden inen Mustafa'yı gördü. Azrail geldi Miloş! Mustafa geldi! Farah yüzünü merdivene doğru çeviriyor. Yüce Efendi merdivene bakınca Mustafa ve Filin Tası'yla karşılaştı. Mustafa'nın arkasından Bekri, Ahmet, Galip ve Ethem de geldiler. Onlar da silahlarını Yüce Efendi'ye doğrulttu. Yüce Efendi hala Ali'nin ellerini tutuyor. Mustafa ip düzeneğini fark edince dehşete kapıldı. İpin olduğu düzenek bir ucuğa yakınlaşıp kayboldu. Leyla, Mustafa için öz babana ihanet mi etti? Leyla mağrur ifadesiyle başını dikleştirdi. Ali şaşırıp kalmış Yüce Efendi'nin yüzüne bakıyor. Mustafa'nın öfke dolu bakışları Yüce Efendi'de işaret parmağı tetikte. Diğerleri de kıpırdamadan tetikte bekliyorlar. Hepsi Yüce Efendi'ye bakıyor. Mustafa kaşlarını iyice çattı. Kendisi net, eli ve filin tası bulanık. Yüce Efendi beklenmedik bir anda Ali'yi geriye iteleyince ağırlık yere düştü. Bombanın tetiği harekete geçti, kıvırcımlar çıkıyor. Herkes dehşetle bakarken Mustafa Süreyya'nın üzerindeki düzeneği söktüğü gibi merdiveni atıp geriledi. Kıvırcım ve toprak yağmur gibi içeridekilerin üzerine yağıyor. Leyla korunmak için başını ellerinin arasına alarak çömelmiş. Herkes panik halde. Ethem de çömelmiş Leyla'nın arkasında. Süreyya öne eğdiği başını kaldırdı Mustafa. Çömelmiş halde gözlerini aralamaya çalışıyor. Leyla elleriyle kulaklarını kapatmış. Ali iki büküm. Duvara zincirle kelepçelenmiş elleri iki yana açık. Daha önce hücrede nöbet tutanlardan biri merdivende belirdi. Beynin hedefinde Süreyya var. Süreyya vuruldu. Mustafa da ateş eden adamı vurdu. Gözleri dehşetle açılmış. Ali şok olmuş gibi irileşen gözleriyle ağzı açık halde Süreyya'ya baka kaldı. Leyla ile Ethem dehşetle Süreyya'ya bakıyorlar. Süreyya'nın başı önüne düşmüş. Mustafa şunla yerinden kalktı. Öldürüsüye bir öfkeyle bakıyor. Ahmet'in yüzü allak bullak. Leyla Ethem ve Galip'in de. Ethem'in tabancasının namlusu Leyla'nın yüzüne dönük. Ali kelepçelerinden kurtulmuş kederli ifadesiyle yavaşça Süreyya'nın yanına gelip arkasına çömeldi. Çuvalın altından dökülen koyu sarı saçlarını tüm gücüyle avucunda sıkıp bıraktı.
Süreyya hareketsiz, saçlarına toz toprak bulaşmış. Ali Süreyya'nın arkaya doğru bağlanmış ellerindeki urganı çözüyor. Süreyya'nın elbisesi boyu kısmından karnına kadar kana bulanmış. Ali ayağa kalktı. Yavaşça Süreyya'nın önüne çömeliyor, gözleri yaşla dolu. Elini Süreyya'nın boynundaki kana götürdü. Yaşlı gözlerle kanlı elini seyrediyor. Sanki düşüp bayılacakmış gibi takatsiz. Kanlı elini kapatıp yumruk yaptı. Arapça "Allah görür" yazılı yüzü parmağında. Süreyya'nın başındaki çuvalı iki eliyle tuttu. Yavaşça kendine doğru çekiyor. Gözyaşları yanaklarına süzüldü. Çıkardı çuvalı. Süreyya'nın yüzü gösterilmiyor. Ali metanetle ağlarken Süreyya'nın yüzüne bakınca bıraktı kendini. Sarsılarak sessizce ağlıyor. Daha fazla bakmaya dayanamayıp yüzünü çevirdi. Elini isyan edercesine birkaç kere sallayıp indirdi. Farah yaşlı gözlerle Ali'yi seyrediyor. Bekri'nin de gözleri yaşla dolmuş. Ela'nın yüzü hala allak bullak. Yanakları gözyaşlarıyla ıslanmış. Ethem üzgün bakıyor. Ali yüzünü yine Süreyya'ya dönmüş. Hala sarsılarak ağlamakta. Elini dökülmeye kıyamıyormuş gibi Süreyya'nın yüzüne yavaşça sürdü. Ağlayarak Süreyya'nın yüzünü ve saçlarını okşuyor. Yine bakmaya dayanamayıp elini de bakışlarını da çekti Süreyya'dan. Bir kez daha Süreyya'ya döndü. Yine yavaşça elini uzattı. Ağlayarak yüzünü seviyor. Süreyya'nın başını titreyerek avuçlarının arasına alıp alnına bir öpücük kondurdu. Süreyya'nın yüzü hiç gösterilmedi. Ali titreyen kanlı elini Süreyya'dan uzaklaştırıyor. Süreyya'yı kucaklayıp kaldırdı. Süreyya'nın üzerinde tüm vücudunu kapatan yeşil bir elbise var. Ali artık sarsılarak ağlamıyor. Daha metanetli ama kederi olduğu gibi yüzünde. Yavaş adımlarla yürümeye başladı. Farah'ın bakışları Ali'de, gözleri hala yaşlı. Süreyya'nın cansız eli aşağı düşmüş, boşlukta sallanıyor. Yüce Efendi sokakta nefes nefese korkuyla etrafına bakındı. Zaman yavaş, hava karanlık. Sokağı alevlerle aydınlatan ayaklı bir çanak duvarın dibinde. Yüce Efendi var gücüyle koşuyor. İki musluklu çeşmeyi geride bıraktı. Sokağa nereden geldiği belirsiz bir duman hakim. Yüce Efendi bunun içinden çıktı, koşmaya devam ediyor. Kemerli taş geçidin altında. Girmek üzere olduğu yeni sokağın başında tahta bir at arabası var. Mustafa az önce Yüce Efendi'nin bakındığı sokağa gelip plintasını doğrulttu. Yürüş! Yüce Efendi arkasına bakmadan koşmaya devam ediyor. Su birikintisine doğru yaklaştı. Mustafa tek gözünü kısmış, açık olan gözü plintanın namlusunda. Uzaktaki Yüce Efendi'yi görebiliyor. Yüce Efendi'nin yansıması su birikintisine düştü. Mustafa tetiği çekmek üzere kıpırdamadan bekliyor. Mermi havada ilerlerken Yüce Efendi su birikintisine bastı. Kolundan giren mermi bloku sendeleterek dizenin üzerine çöktürdü. Mustafa filintasını indiriyor. Yüce Efendi siyah ceketinin üzerinden sağ kolunun üst kısmındaki yarasını avuçladı, eli kan içinde. Öfkeli bakışları arkasındaki Mustafa'da. Mustafa yine filintasını kaldırıp karşısına doğru tutuşuyla Yüce Efendi'ye doğru yürüyor. Yüce Efendi sadece kıpırdamadan Mustafa'yı beklemekte. Mustafa biraz daha yaklaştı. Yüce Efendi yüzünü önüne dönüyor. Mustafa gözünü kırpmadan Yüce Efendi'ye doğru yürümeye devam etti. Yüce Efendi hala dizlerinin üzerinde. İki yapının arasından çıkan bir adam Mustafa'ya ateş etti. Mustafa anında sırtını bir duvara verdi. Adamla karşılıklı çatışıyorlar. Yüce Efendi fırsattan istifade kaçtı. Mustafa duvara sırtını verip soluklandı. Bir hışımla çıkıp ateş etti. Adam düşüyor.
Mustafa'nın gözlerini hırs bürümüş. Bulunduğu duvardan temkinli adımlarla uzaklaşıyor fintasını karşısına doğrulttu. Önünde su birikintisi var. Az önce vurduğu adam su birikintisinin yakınına düşmüş. Mustafa kocaman açtığı öfke dolu gözleriyle karşısına bakıyor. Su birikintisinin ortasına gelip durdu. Fintasını namlusu yere bakacak şekilde yavaşça indiriyor. Gözlerini intikam hırsı bürümüş, kaşını çatmış halde dişlerini sıkarak kıpırdamadan karşısına bakıyor. Fintasının namlusu yere dönük. Diğer elini yumruk yapmış hırsından var gücüyle sıktı. Kıta aydınlatan alevlerin yansıması yumruğunda. Gündüz Ali kucağında Süreyya ile sokakta ağır ağır yürüyor. Hayrı da- Sokakta kimse yok. Ali'nin yüzü kederle kaplı. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ali kucağında Süreyya'yla duvarın dibine yavaşça oturuyor. Ateşim aşkına canım, yakma çıramı. Ya beni de götür, ya sen de gel. Süreyya'nın yüzü Ali'nin omzuna gömülü. Ali sımsıkı sardı Süreyya'yı. Anlarsızlar! Yakma. Süreyya'm. Ya beni de götür. Okyanus gözlü karım benim. Siyah beyaz geçmişte Süreyya'nın gülümseyen yüzü. Süreyya'm. Geçmişte Gıyaset'in evinde yemekteler. Ne istediniz lan? Ne istediniz? Ne istediniz? Kurban oldum. Süreyya ile Ali ayrı yer sofralarında aşkla bakışıyorlar. Okyanus gözlü. Ali Süreyya'ya bir buket çiçek uzattı. Senin kanını yerde bırakırsam. Şu an. Allah bu canı haram etsin bana be Süreyya. Ali Süreyya'nın başında. Ciğerlerini sökeceğim onlara. Hand olsun ciğerlerini sökeceğim. Ciğerlerini sökeceğim. Yar bağrıma vurdu. Sıkıca sarıldı Süreyya'ya. Bir an koydum arşiv. Süreyya. Küçük Mustafa beyaz örtünün içinde kıpırdanıyor. Ali'nin kucağındaymış. Ali'nin eli Süreyya'nın tabutunda. Cami avlusundalar. Ali'nin gözyaşları yanaklarına süzüldü. Tabutun baş kısmına açık kahve, kenarları işlemeli bir eşarp üçgen şeklinde serilmiş. Ali'nin arkasında paşalar ve yüzbaşılar dizili. Ethem Ali'nin haline bakarak ağlıyor. Ahmet'in gözleri dolu dolu. Bekir ve Galip de Ali'nin arkasındaki kalabalığın içinde. Kalabalık gelen sultanı baş eğerek karşıladı. Mustafa da gelmiş. Sultan Ali'nin yanında durdu. Kederle halini izliyor. Mustafa Ali'nin arkasında, o da kederli. Sultan teselli için elini dostça Ali'nin omzuna koydu. Ali bir an baktı sultana, sonra kederli yüzünü önüne döndü. Başın sağ olsun Ali. Sağ olun sultanım. Gözyaşları hala yanaklarına süzülüyor. Mustafa Gıyasettin. Sevgiyle baktı küçük Mustafa'ya. Vatanımızın has evladı. Onun bir babası da benim bundan sonra. Mustafa sessizce ağlıyor, gözleri kızarmış. Sultanın gözleri dolu dolu. Bir şey bekliyormuş gibi gözlerini Ali'ye dikti. Ali soluna dönüp küçük Mustafa'yı sultanın kucağına verdi.
Yüzülü tekrar tabuta döndü. Gözyaşları hiç dinmiyor. Mustafa Gıyasettin Efendi. Böyle bir baban, böyle bir amcan olduğu için çok şanslısın. Allah seni vatana, millete hayırlı ve uğurlu eylesin. Ali yaşlı gözlerle ne yaptığını bilmez bir halde rastgele bakınıyor. Mustafa'nın sağ gözünden bir damla yaş aktı. Mustafa Gıyasettin sultana bakarak gülücük atıyor. Sultan Mustafa Gıyasettin'i nazikçe yanağından öptü. Mustafa ile Ali kederli gözleriyle kısa bir an bakıştılar. Ali tekrar tabuta döndü, yüzünü sessizce ağlamaya devam ediyor. Mustafa Gıyasettin bir an ağlayacak gibi olup hemen ardından gülmeye başladı. Eğerli kahverengi bir at ahıra benzeyen mekanda kıpırdamadan duruyor. Yüce Efendi atın yakınında sırtını duvara vererek oturmuş, eli yaralı kolunun bileğinde. Kendinden geçmiş gibi gözleri kapalı. Beyaz yakasının en üst düğmesi ilk kez açık duruyor, yüzü ter içinde kalmış. Cami avlusu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Arkasındaki cemaate döndü. Meyte için hakkınızı, dünyalı hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah razı olsun. El-Fatiha. Muhterem cemaat. Emri hak vaki olmuş. Süreyya Hanım kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mezara toprak atılıyor. Biz Müslümanlar 3 kez doğarız. Birincisi dünyaya gelişimizdir. İkincisi ise ölümümüz. Ali bir avuç toprak aldı. Öldükten sonra tekrar doğup Hakk'a yürürüz. Üçüncüsü ise mahşer gününde kıyama karşı duruşumuzdur. İnsanlarımızı şehit edenler, onların öldüğünü zannetmekle yanılıyorlar. Onlar Allah katında diridirler ve baki alemin ilk kapısından geçmişlerdir. Mezarlık. Bu milletin muhterem kadınları, İslam'ın ve milletin bayrağını yukarı taşımak için her zaman yanımızda oldular. Olmaya devam edecekler. Bu sebeple Allah etmesin, eğer bizi parça parça edip öldürseler, emin olunuz biz 20 olarak öleceğiz, 300 olarak dirileceğiz. Biz baki bir hayat veren ölümden korkmayız. Ve bu sebeple ölüme yeis etmeyeceğiz. Biz ölsek de İslamiyet sağ kalır. O kutsal millet İslamiyet sağ olsun. Ali örtüyle sarılı olan Mustafa Gıyasettin'i kucağında tutuyor. Süreyya'm, bakıyorsunuz gözlü karım benim. Şimdi göçüp gittin ya sen. Mezarlıkta Mustafa ile ikisi kalmışlar. Mustafa'mın da benim de ciğerlerim sen. Şimdi senin ayacıkların üşür. Mustafa Gıyasettin'in dudağını sevdi. Üşümesin diye Mustafa Gıyasettin'im sana patiklerini verdi bak. Süreyya'm. Beyaz patikleri mezarın ayak ucundaki tahtanın seri tepesine bıraktı Mustafa. Yaşlı gözlerle dinledi Ali'yi. Başını yavaşça önüne eğdi. Bağdaş kurmuş oturuyor. Oğlum. Merak etme, hep geleceğiz anacanın yanına. Hep geleceğiz. O da senin büyüdüğünü görecek. Aslan gibi bir delikanlı olduğunu görecek. Sen de biraz hakkımız varsa helal olsun. Arkasından vuran güneşin parıltısı ara ara yüzünü aydınlatıyor. Sen de bize hakkını helal et, olur mu? Mustafa'nın gözünde biriken yaş damla damla yere düşüyor. Kederli ifadesiyle bakarken gözünü kapatıp açınca yaşlar yanağına aktı. Ali usulca eğildi oğlunun yüzüne. Öpüp başını oğlunun başına yasladı. Ağlamaktan alın damarları kabarmış.
Gündüz Osmanlıca ve Türkçe Kremlin Sarayı yazdı. Nikolas iki askerle. İstanbul ve Berlin'deki ajanlarımızdan aldığımız haberlere göre olası bir savaşta Almanların Osmanlı'nın yanında savaşa gireceği kesin. Bu durumda ordumuzun zafer kazanma ihtimali nedir? Bu konuda sizden acilen bir rapor istiyorum. Baş üstüne majesteleri. Büyük bir dünya haritası. Rus çarı bir yandan savaşmak istiyor, bir yandan da korkuyor. Haklısınız efendim. Osmanlılarla savaşmak için İngilizleri yanlarına almak istiyorlar. Çar Nikolay'ın asıl meselesi Almanlar. Savaşa Almanlar karışmasın istiyor. Almanlardan çekinmeleri gereksiz. Almanlar onlardan korkak. Almanlar korkak değil. Almanlar bizim karşımızdaki en büyük tehlike. Bize göre çok zayıflar. Bugün zayıflar, evet. Lakin çok hızlı gelişiyorlar. Bir millet yalnızca gelişmişliğiyle değil, kültürüyle de ölçülür. Dünyada bazı milletlere dikkat etmek gerek. Hasta bildiğimiz Osmanlı'nın ana gücü Türkler mesela. Türkler hasta zannettiğimiz yerde öyle bir kükrerler ki şaşırır kalırız. Asasını yere vurdu. Ruslar Osmanlılarla savaşmaktan korkuyor. İngilizlerse her zaman yaptıkları gibi tüm açgözlülükleriyle bir tek mermi atmadan masadaki her şeyi yiyip bitirmek istiyorlar. Hasta adam. Hepsi hasta adamdan korkuyor. Rus ordusunun komutanlarına söyleyin, korkak çarlarına baskı yapsınlar ve Rusya'yı Osmanlı'ya karşı savaşa sokmaya ikna etsinler. Koltukta yüzü gösterilmiyor. Saray. İngilizler, Ruslar ve Almanların şifreli telgraflarında bir gelişme var mı? Her şey sizin düşündüğünüz gibi ilerliyor sultanım. Ruslar Almanların bizi desteklediğini düşünüp bize savaş açmaktan korkuyorlar. Almanlarsa hem bizim yanımızda olup hem de İngiliz ve Ruslardan korkuyorlar. İngilizlerse her zamanki gibi bekle gör siyaseti izliyorlar sultan. Gizemli adam. Sultan Hamit hepsini parmağında oynatıyor. Tek başına. Rusları, İngilizleri ve Almanları. Bunların ise Sultan Hamit'e yani Osmanlı'ya taktıkları isim hasta adam. Demek ki adam hasta olmasa vay bunların haline. Bu durumda bir tek çözüm kalıyor. Asasını yere vurdu. O da Sultan Hamit'in ölmesi. İstanbul'daki müfettişim Akbar Eyyam'a emrimi bildiriniz. Sultan Hamit mutlaka ölmeli. Üzerinde boylu kavşonlu bir cübbe var. Akbar'ın hücresi. Akbar yakalandı efendim. Akbar'ın yakalandığını biliyorum. Fakat onu atıldığı zindandan kurtarmak çok kolay. Sarayın içinde direkt bizden emir alan adamımızla irtibata geçin. Akbar'ı hapisten çıkarsınlar. Gardiyanın meşale taşıyan kapşonlu bir adama koridordaki kapıyı açtığı an hızlıca belirip kayboldu. Ali dışında tüm ekip teşkilatın toplantı odasında ayaküstü konuşuyor. Ali masada. Gözünü intikam hırsı bürümüş, bıçağı elinde. Mustafa hafifçe omzuna vurdu Ali'nin. Süreyya'nın kanı yerde kalmayacak. Ali Mustafa'ya bakmadı. Önüne bakarak düşünüyor gözleri. Hala yaşla dolu. Sakin olmalısın. Miloş denen hayvanı bulacağız. Ali gözyaşları yanaklarına süzülüyor. Mustafa bir kez daha vurdu omzuna. Ali öfkeyle bakarak uçağını Rus hizasına kadar getirip yavaşça geri indirdi. Yüce Efendi'nin kanlı eli hareketsiz. Başını samanlara yaslamış, gözleri kapalı. Gel, gel. Gel güzelim, gel. Uzayı ahıra soktu. Gel. Gel güzelim, gel, gel. Bir yere bağlıyor, 60'larında var, bıyıkları kırlaşmış. Hadi dur böyle. Kapağı olmayan büyük sandıktan bir miktar saman almış. Tıki Yüce Efendi'yi gördü. Kimsin sen, ne işin var ahırımda? Ya da... Gözlerini açamıyor. Adam şaşkın. Çok para veririm sana. Yardım et. Beyim, yaralısın sen. Hücre. Hayır, ben sensiz yapamam. Mustafa, hayır. Tahta sırada. Mustafa'yı yaşayamam ben.
Toplantı odasından çıkıyorlar. Mustafa! Mustafa! Herkes gitti. Mustafa çıkışta durdu. Mustafa! Mustafa! Mustafa kulak kesilmiş. Mustafa sıkıntıyla bakınıyor. Leyla parmaklıklara tutunmuş. Bıraksa sanki düşecek gibi. Mustafa gidiyor. Tahta kapıdan dışarı çıktı. Yerleri tek tek çıkıyorlar. Hava aydınlık. Edem Ahmet. Ama başım diye bulun. Baş üstüne amirim. Mustafa, ben Galata tarafına bakacağım kardeşim. Ben de Beyoğlu tarafındayım. Sırtına. Amirim. Ben de bizim işçi takımına bir bakayım. Mustafa, biraz konuşabilir miyiz? Gidelim. Hücre. Mustafa! Onun için üzüldüğünü biliyorum. Ne olursa olsun kendi üslubunca sevebildiği kadar sevdi o seni. Yeşil bir tepedeler. Leyla hücrede ağlıyor. Onun da şanssızlığı Miloş'un kızı olmak, sevmek için yetiştirilmemiş. Onu Miloş yetiştirmiş, bu kadar sevebilir. Anlamadım, insan öz kızını sevmek varken, kollamak varken, korumak varken, kendi emelleri için nasıl bir katil olarak yetiştirebilir ki? Aslında uzun bir süre onu korumak, bu işlere bulaştırmamak için ondan uzak durdum. Ne zaman öğrendi bilmiyorum ama bence Leyla da uzun yıllarca Miloş'u, onun babası olduğunu bilmeden yaşadı. Öyle olmasaydı Firavun harekatında benim yerime pekala Leyla'yı kullanabilirdi. O sırada Leyla zaten tekkedeydi. Suikastçı suikastçıdır. İnsan kendi öz kızını akıl alır gibi değil. Böyle bir adam tarafından yetiştirilmiş olmasına rağmen Leyla seni öldüremedi. Yapamadı. Leyla tahta sıraya oturmuş. Öne eğik, başını yavaşça kaldırdı. Yanakları sırılsıklam. İnci küpeleri kulağında, başında krem rengi başörtüsü. Gündüz Galata kıyısı. Öyleyse buraya neden geldiğimizi bilirsin Hamdi. Biliriz. Miloş'u ararsınız. Evet Hamdi. Biz bunun için yemin ettik. O şerefsiz bulunacak ve bugüne kadar işlediği bütün suçların cezasını çekecek. Limandalar. İstanbul'daki bütün hamallar Mustafa ve Ali amirimin emrindedir. Hiç merak etmeyin. Mutlaka izini buluruz. Bekri dört adamla konuşuyor. Cehennemin dibine girse de arayıp tarayıp çıkaracaksınız. Kanlı canlı istiyorum. Ahiretten önce bu dünyada verecek bir hesabı var. Anlıyorsunuz değil mi lan beni? Anlıyoruz Bekir ağa. Anlıyorsanız ne duruyorsunuz oğlum? Hadi lan marş. Koşarak gittiler. Bir odadaki tahta sehpada güğüm, metal süt bidonu, süt ölçüm kabı ve yanan bir mum var. Yüce Efendi odadaki yatakta baygın yatıyor. Yaşlı adam ayakta. Ne yapacağız biz bu adamla bey? Sabitlere haber verelim. Deli olma hanım, ne ihbarı? Duymadın mı? Herif beni kurtarırsanız size çok para veririm dedi. Şu üstündeki kılık kıyafete bak. Belli ki Beyzade takımından. Zengin, paralı. Ben gidip bir hekim bulayım. Dur. Hekim olmaz. Hekim çağırmayın. Uzun ceketinin cebinden altın çıkardı. Al bunu. Aldı. Beni iyileştirirseniz daha çok veririm bunlardan. Hekim olmaz. Hekim olmazsa seni nasıl iyileştirebiliriz? Atlarına bakan adamı bul. Onu getir bana. Onu getir. Kadın başıyla onay verince yaşlı adam odadan çıktı. Karısı da peşinden gidiyor. Özgürlük anıtı manzarasında Amerika yazdı. Söylediğim gibi Rus generallere emirlerimi bildirdiniz mi? Evet efendim. Öyleyse yakında Osmanlı-Rus savaşı başlıyor. Asasının topuzunu iyice kavradı. Parmağında kahverengi taşlı bir yüzük var. Kremlin Sarayı. İstediğim raporları hazırladınız mı? Hazırladık majesteleri.
Anlatın. Kaygılanacak hiçbir şey yok majesteleri. Ordumuz çok rahatlıkla hem Alman hem Osmanlı ordularına karşı zafer kazanabilecek güçtedir. Nikolas askerlere döndü. Emin misiniz? Eminiz majesteleri. Diğer komutanlarla da yaptığınız çalışmalarda ordumuzun gücünün hem Almanlara hem Osmanlı'ya rahatça yeteceğini anladık. Nedense ben sizin kadar emin olamıyorum. Daha iki ay önceki hazırladığınız raporlarda ordumuzun birçok eksiği olduğundan bahsetmiştiniz bana. Haklısınız majesteleri. Eksiklerimiz var. Ancak Osmanlı ordusunun da eksikleri var. Osmanlı ordusu son derece kötü durumda. Eğer savaşmaktan vazgeçersek milli onurumuzu ayaklar altına almış oluruz. Milli onurumuzu ayaklar altına alacak en önemli şey savaşa girmekten kaçmak değil, savaşa girip de yenilmektir. İsa'nın yardımıyla yenilmeyiz Çar Hazretleri. Türkleri bunca zaman savaşmakla tehdit edip ondan sonra vazgeçmeye kalkarsak herkes bizim korkak olduğumuzu düşünür. Yeter! Nikolay Alexander hiçbir şeyden korkmaz. Şimdi derhal buradan çıkın. Baş üstüne. Nikolay askerlere sırt çevirdi. Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre kraliçem, Rus ordusunun şahin generalleri her şeye rağmen Osmanlılarla savaşmaktan yana. Peki Çar'ın tavrı ne? İkna olmuş sayabiliriz. Bu bilgi kesin midir Lord Martin? Evet kraliçem. Şahinler Çar'ı savaş için ikna etmişler. Bu durumda ne yapmamızı istersiniz? Bekleyeceğiz. Almanların kararını bekleyeceğiz. Yeşillikler içindeki Berlin Sarayı. Berlin Konferansı için tarafların nabzını yoklamaya başladınız mı? Evet majesteleri. Eğer başka bir konferans yapılacaksa İngilizler Londra'da yapılması için direneceklerdir. Haklısınız efendim. Savaşın çıkması kaçınılmaz. Nedir planınız? Bizim bu savaşa doğrudan katılmamız şu safhada doğru değil majesteleri. İngilizlere, Ruslara ve hatta Fransızlara karşı aynı anda savaşmamız pek mümkün görünmüyor o zaman. Evet efendim. Osmanlı'nın yanında savaşa girmekle tehdit ederek caydırmayı düşünüyorsunuz. Müsaadeniz olursa mı majesteleri? Blöf çok tehlikeli bir silahtır. Dikkat ediniz. Kabul odası. Almanların savaşa girmek konusundaki korkularını İngilizler ve Ruslar da bizim gibi fark ettiler sultanım. Serasker de odada. Biz ne kadar kaçınsak da küresel sömürgecilik ağını yönetenler Osmanlı ile Rusya'yı bir savaşa sokacaklar. Arkadaki güçlerin planı şu. Rusya ile Osmanlı'yı savaştırarak güçlerini zayıflatmak. Ya Almanlar sultanım? Almanlar bir yandan korkuyorlar, bir yandan da bu kurtlar sofrasında hakim bir yerde oturmak istiyorlar. Amerikalılar ve İngilizler Almanların bu hızlı gelişiminden endişeli. İşte bu yüzden henüz palazlanmamış Almanya'yı bir Osmanlı-Rus çatışmasında taraf yapıp Almanları da güçsüzleştirmek istiyorlar. İsterler elbet. Lakin iblisin başı için bu durum başka bir mesele ortaya koyuyor. Ne gibi sultanım? Bu durumda İngiltere kıta Avrupa'sında tek büyük güç olarak kalacak. Küresel sermaye buna müsaade etmez. Onlar için çatışma şart. Küresel sermayenin ayakta kalabilmesi için her daim çatışma olan bir dünyaya ihtiyacı var. Bir ülkenin bu kadar güçlenmesi işlerine gelmez. Bu nedenle bazılarını güçten düşürüp parçalarken bazılarını da yavaş yavaş güçlendiriyorlar. Ki çatışma daim olsun ve her istediklerini yapabilsinler. Peki bu durumda biz ne yapabiliriz sultanım? Birincisi tüm gücümüzle Osmanlı-Rus savaşına engel olmaya çalışacağız. Lakin demin de dediğim gibi bunun için şansımız çok az. İkincisi ise uzun vadede tatbik edebileceğimiz bir plan yapıp bu plan dahilinde hazırlıklara başlamalıyız.
Gündüz ormanlık alan, Mustafa teşkilattakilerle sarı çiçeklerle bezeli yeşilliklerin arasında yürüyor Hamdi yanlarında. Sorduk soruşturduk amirim. Ama Miloş'tan bir haber yok. Dilenciler de baktılar. Ama nafile. Hastaneleri kontrol ettiniz mi? Baktık amirim. Hiçbir yerde yok. Filintası Mustafa'nın elinde Ali ile yan yana yürüyorlar. Ali hala kederli. Akşam Galata kıyısı. Miloş'un yarası bandajlanıyor. Sizin Beyzade'nin şansı varmış Ragıp. İğne yaptım. Şimdi sabaha kadar uyur. Uyanınca söylersin. Eğer kendini iyi hissediyorsa gidebilir. Yalnız kolunu kıpırdatmamaya dikkat etsin. Tamam söylerim Hüseyin Efendi, sağ ol. Kim bu herif Ragıp? Dedim ya, vallahi bilmiyorum. Samanlıkta yaralı halde buldum. Bana yardım edersen sana çok para vereceğim dedi. Öyle gıllı gışlı işlere karışmadın değil mi Ragıp? Ne gıllı gışısı? Söylediğim gibi. Ben seni yolcu edeyim hadi. Karısı Yüce Efendi'nin yanında kaldı Yüce Efendi baygın. Sakallı bir gardiyan meşale taşıyan kapşonlu cübbe giymiş adama koridordaki kapıyı açtı. İstanbul'daki adamımız Akbar Eyyan hapisten çıkarıldı mı? Çıkmak üzeredir efendim. Büyük haritanın önündeler. Kapşonlu adam koridorda ilerliyor, gözü tamamen kapalı. Beş kapşonu yüzünün bitimine kadar indirmiş. Duvar dibinde bekleyen bir gardiyanın önünden geçti. Kulübesinde oturan Akbar kilit sesini duyunca meraklanıp koridor yönüne baktı. Kapşonlu adam yavaş adımlarla hücreye geçiyor. Akbar dikkat kesilmiş bakışları adamın üzerinde. Adam kapıya yaklaştı. Sakalları varmış. Akbar gözünü kırpmadan seyrediyor. Kendisiyle birlikte bulunduğu ortamda bulanıklaştı. Adam asma kilidi parmaklara takmış. Kilit bulanıklaşan Akbar'ın önünde net. Hafifçe sallanıyor. Kabinli arabanın yanına geldiler. Sen kimsin? Niye kurtardın beni? Kim olduğumun hiç önemi yok. Ben de senin patronların için çalışıyorum. Seni neden kurtardığıma gelince yarın sana gerekli açıklamalar yapılacak. Şimdi bin arabaya. Akbar kapıyı kendisi açtı. Kapşonlu adam binmedi. Adam kapşonunu açtı. Sultanın yaveri, kabul odasında bulunduğu bir an beliri hızlıca kayboldu. Yaver karşısına bakarak haince sırıtıyor. Yaver! Kabul odasına bir asker girdi. Yaverimiz çok acil bir işi olduğunu söyleyip çıktılar sultanım. Ne demek çıktı? Benden habersiz nasıl böyle bir şey yapabilir? Sanırım çocuğu rahatsızlanmış sultanım. Sultanın bakışları biraz yumuşadı. Bana hemen Alman seferi çağır. Baş üstüne sultanım. Sultan sıkıntısından kafa sallayıp nefesini boşalttı. Akşam Buckingham Sarayı yazdı. Almanların Berlin'de toplanma teklifine karşılık Londra'da üçlü bir konferans tertip etmeliyiz. Böylece hem Ruslara, hem Almanlara, hem de Osmanlılara inisiyatifin bizim elimizde olduğunu göstermiş oluruz. Çok zekice bir hamle kraliçe. Bu görüşmeler sırasında da hem Almanların hem Rusların tam olarak nasıl davranacağını anlarız. Nasıl isterseniz majesteleri. Sultan kabul odasında ayakta. Sefir efendi, giderek ülkenize karşı güvenimizi kaybediyoruz. Daha önce yaptığımız görüşmelerde verilmiş sözlerin yerine getirileceğinden emin olamıyoruz. Merak etmeyin majesteleri. Hükümetim size karşı verdiğim bütün sözlerin arkasındadır. Bundan emin olabilmemiz için Kaiser Wilhelm'in yazılı teminatını istiyorum. Bunu hükümetinize bildirin. O teminat gelmeden de bize dostluktan bahsetmeyin. Titrek, sıkıntılı bakışlarını önüne indirdi. Ali, teşkilatın toplantı odasında bıçağını masaya saplamış, dalgın gözlerle düşünüyor. Miloş denen adamı bulacağız.
Evet amirim. Bugün bulamadık ama yarın mutlaka bulacağız. Merak etme. Mustafa amirim. Söyle. Amirim özür dilerim. Leyla Hanım. Sizinle görüşebilmek için gardiyan arkadaşlara çok dil dökmüş. Ağlamış. Açıkçası durumu pek de iyi değilmiş. Ne olur Mustafa'ya söyleyin. Onunla konuşmak istiyorum diyormuş. Tamam Cevdet. Cevdet gidiyor. Fesli, sakallı, genç biri. Mustafa düşünceli. Ben çıkıyorum. Elindeki filintasını kılıfına sokarak yürüdü. Ahmet'le Galip arkasından bakıyorlar. Bekri'yle Ethem de odada. Ahmet düşünceli bakışlarını önüne çevirdi. Annenin dışında hepsi ayaktalar. Annenin kederli yüzü bulanıklaşırken masada yanan mumlar netleşti. Leyla hücresinde. Amirim. Leyla ayağa kalktı. Mustafa. Geldin Mustafa. Dur. Omzundan bastırıp zorla oturttu Leyla'yı. Leyla şaşırdı, Mustafa öfkeli. İkinin bakışları birbirinde. Ayakta duran Mustafa'nın gölgesi Leyla'nın arkasındaki duvara vuruyor. Mustafa, ben de seni bekliyordum. Leyla'nın yüzü allak bullak, gözleri yaşla dolmuş. Mustafa acımasızca dik dik bakıyor. Her şey bitti. Kapıya yürüyor. Leyla ağlıyor. Hayır, ben sensiz yapamam. Mustafa hayır. Mustafa hayır, yaşayamam ben. Teşkilatın toplantı odası. Mustafa amirim. Mustafa çıktı. Ne oldu asker? Ali amirim. Akbar Eyyam. Ne olmuş Akbar'a? Hapisten kaçırmışlar. Ali masaya vurdu. Ne diyorsun lan sen? Asker başını önüne eğdi. Ali öfkeyle burnundan soğuyarak askere bakıyor. Kabir odası. Bu Akbar'ı kim ve nasıl kaçırmış yaver? Soruşturuyorum sultanım. Elini kolunu sallaya sallaya, tek bir kurşun dahi atmadan şehrin en güvenlikli hapishanesinden adam kaçırılıyor. Mustafa ve Serasker de odadalar. Mustafa'nın başı dik. Serasker tedirgin bakınıyor. Belli ki içimize kadar sızmış hainleri deşifre edememişiz biz Mustafa. O gece görev yapan gardiyanların hepsi evinde ölü bulundu. Biri hariç. Yaver çaktırmadan tedirgin gözlerle sultana baktı. Necmi adında bir gardiyan. O da evinde yok. Bu işin arkasında kim var? Onu bana bulacaksın Mustafa. Baş üstüne. Sultan sert bakışlarını Yaver'e dikti. Yaver başı önünde yere bakarken bir an sultanla göz göze geldi. Hemen yine yere baktı. İstanbul'da başarısız oldun Akbar. Seni bu başarısızlığını telafi etmen için hapisten kaçırdık. Ne emredilirse yapmaya hazırım. Senden Sultan Hamit'i öldürecek bir suikast tertiplemeni istiyoruz. Bu senin son şansın. Eğer bunda da başarısız olursan akıbetinin ne olacağını biliyorsun. Akbar'ın odasındaki iki adam gidiyor. Birinin saçı yok. Konuşan esmer, kısa saçlı biriydi. Masadaki Türk bayrağının üzerinde tabanca duruyor. Nasıl böyle bir şey olur Mustafa? Demek ki devletin içinde hala çok güçlüler. Devletin içinde devlet kurmuş melunlar. Toplantı odasındaki masadalar. Sultan bu meselenin acil çözülmesini istiyor. Ali başıyla olumladı. Akbar şerefsizini kaçıran aramızdaki hangi hainse onu senin bulmanı istiyorum Ali. Akbar'ın kaçırıldığı gece görev yapan gardiyanların hepsi evinde ölü bulundu, biri hariç. Necmi denen bir gardiyan. Onu da sen bulacaksın Ahmet. Baş üstüne. Loş ne olacak Mustafa? Onu bulacağız.
Önce bu meseleye odaklan. Dostça sırtına vurdu. Daha Süreyya'mın bedeni soğumadı be Mustafa. Mustafa birden durgunlaştı, üzgün bakıyor. Bana ne desen haklısın. Diyecek hiçbir şeyim yok. Eli Ali'nin omzunda, Ali nemli gözlerle düşünüyor. Mustafa'nın da gözleri nemlendi. Leyla hücresindeki tahta sırada. Kendinde değilmiş gibi bir hali var. Bakışlarını yere doğru bir noktaya sabitlemiş. Hiç kıpırdamadan öylece duruyor. Yanakları hala ıslak. Gözünden bir damla daha yaş aktı. Az öncesini hatırlıyor. Bitti. Leyla'nın gözleri doldu. Her şey bitti. Şu anda dönüldüğünde Leyla sanki kalbine hançer saplanmış gibi acıyla öne doğru sıçradı. Gözleri kapalı halde yavaşça duvara yaslandı, ağzı hafif aralık. Başı sağ omzuna doğru düşüyor. Sağ yanına doğru yıkıldı. Hamdi toplantı odasında. Amirim, haberlerim var. Buyur Hamdi, söyle. Kuvvetle muhtemel aradığınız adamı bulduk. Ne? Nerede buldunuz Hamdi Ağa? Dün akşam vakti Kasımpaşa tarafında baytarlık eden Hüseyin Efendi Sütçü Ragıp'ın atlarına bakmaya gitmiş. Baytar da atlar hastalandı zannetmiş. Ama eve gittiğinde yaralı bir adam varmış. Hepsi şaşkınlıkla bakınıyor. Çıkalım. Ali şoka girmiş gibi hareketsiz baka kaldı. Diğerleri gidiyorlar. Galip, Abdullah, Ahmet ve Bekri. Ali herkes gittikten sonra yavaşça kalktı sandalyesinden, dalgın gözleri öfkeli. Kaşlarını çattı, burnundan soluyor. Ya Allah. Masaya saplı bıçağını aldı. Bismillah. Bir hışımla çıkışa yürüdü. Yüce Efendi yatağa oturmuş, boynuna iki sefer dolanmış olan beyaz askıyı bileğine geçiriyor. Askı sargı bezinden. Beyaz gömleğinin yarasına denk gelen kısmı yırtık, yarası bandajlı. Vadettin paraları istiyoruz beyefendi. Karısı da yanında başörtülü. Ceketimi verir misiniz lütfen? Mustafa koşarak girdiği sokakta su birikintisinden geçti. Arkasında Ali ile kemerli bir geçidin altından çıktılar. Mustafa'nın filintası elinde. Bekri, Hamdi, Ahmet ve Galip de onlara yetişmeye çalışıyor. Ethem ve Abdullah arkada kalmış. Onlar da geçitten çıktı. Hava aydınlık. Yüce Efendi Ragıp'ın karısından ceketini almak için kalktı. İlk kez bu kadar bakımsız, geriye taralı, kır saçlı, karman çorman bir halde ceketinin cebini karıştırıyor. Sokak. Bu tarafta ne ağlar? Parmağıyla gösterdiği sokağa önden koştu. Mustafa ile Ali fırtına gibi peşinden gidiyorlar. Diğerleri de arkalarında zıplayarak koştukları için bir merdivenden çıktıkları belli oluyor. Yüce Efendi Ragıp karısını başından vurdu. İkisi de sırt üstü yığıldılar. Hamdi önden koşarken yavaşlayıp arkasına baktı. İşte burası. Mustafa kapıya önden yürüdü. Ali. Ali öfkeyle tabancasını kapıya doğrulttu. Mustafa gergin bakışlarını kişi yapıyormuş gibi kapıda gezdiriyor. Ali bir adım gerisinde. Mustafa içeri doğru hareketlenince Ali de peşinden yürüdü. Diğerleri evin önünde endişeyle kapıyı gözlüyorlar. Kazanda pişen sütün köpüğü taştı. Üzerinden yoğun bir buhar yükseliyor. Ali ve Mustafa temkinli adımlarla odaya girdiler. Ragıp ve karısının cansız bedenini yerde. Yüce Efendi gitmiş. Mustafa hayal kırıklığıyla yüzünü astı, başını önüne eğdi. Ali yerdeki cesetlere göz gezdiriyor. Çaresizce bakınıp kolanı iki yana açarak tekrar bacaklarının yanına bıraktı. Uzun etekli birkaç kadın sokakta yürüyorlar. Yüce Efendi de aynı sokakta giysilerini değiştirmiş. Üzerinde kahverengi bir pardösü. Kahverengi alt kısmı ağzını da kapatıyor. Bordo başlığının alt kısmı kahverengi bir kumaşla sarılı. Baş önünde yürümeye devam etti. Moskova Kremlin Sarayı. Mihail telgrafla Nikolas'ın arkasında. Majesteleri, Londra'dan bir telgraf aldık.
Nikolas Mihail'in uzattığı telgrafı aldı. Okurken alaycı tavrıyla gülümsüyor. Geriye taralı kır saçları, ense bitiminde renkli gözlü. Alnında enine yoğun çizgiler var. Bakışlarını Mihail'e çevirdi. Demek Londra'da üçlü bir konferans tertip etmek istiyorlar. Evet efendim. Tabii. İngilizler bu durumda ne yapacağımızı öğrenmek istiyor. Tabii Almanların da ne yapacağını. Haklısınız majesteleri. Nikolas kafa sallayarak düşünüyor. Berlin Sarayı. Siz Berlin'de konferans organize ederken İngilizler hızlı davrandı. Önümüzdeki hafta Londra'da toplanmayı teklif ediyorlar. Bu arada Sultan Abdülhamit bizden yazılı bir garanti istedi. Köşeye sıkıştık şansölye. Bu küresel oyuna girecek kadar hazırlıklı değiliz. Kabul odasında şömine yanıyor. Mithat Paşa, İngilizler, Ruslar ve Almanlarla Londra'da gizli bir konferans düzenliyorlarmış. Kanepede oturuyor. Bu durumda Almanlar oyunun dışına itilecekti. Sol eli otururken genellikle yaptığı gibi bacağında duruyor. Çıkacak bir savaşta yalnız bırakılıyoruz paşa. Siyah deri ayakkabılarıyla halın kenarına basıyor. Cevdet Hürce'nin kapısından bakınca yerde hareketsiz yatan Leyla'yı gördü. Telaşla gidiyor. Teşkilatın toplantı odası. 5 dakika önce girseydik yakalamıştık. Hay ben böyle talihin içine. Öyle konuşmayın Galip. Kısmet Allah'tan. Affedersin abi. Mustafa yanında oturan Ali'ye baktı. Ali yine dalmış, sakalıyla oynuyor. Ali. Onu bulacağız, merak etme. Ama önce dediğim ya, biz Miloş'u bulacağız. Sen de devletin içine sızmış o mirini bulacaksın. Ali başıyla onayladı. Amirim. Söyle Cevdet. Leyla Hanım. İntihar etmiş hanım. Mustafa Cevdet'in yüzüne hayretle baka kaldı. Atlı tramvayın olduğu cadde. Bütün hücreler basıldı. Herkesi yakaladılar. Bütün organizasyonlarımızı dağıttılar. Bir şeyler yapmazsak bütün teşkilat dağılacak. Yüce Meclis, Yüce Efendi baş köşede. Haklısınız. Yeter, susun. Bu ne haldir efendiler? Evet, durumumuzun farkındayım. Endişe etmeyi ve hatta korkmayı bir tarafa bırakın. Ne yapacağız efendim Miloş? Onlar bize nasıl tüm güçleriyle saldırdılarsa... biz de onlara bütün gücümüzle saldıracağız. Gücümüz mü kaldı efendim Miloş? Bu teşkilatın gücü bitmez efendiler. Efendim Miloş, hakikati idrak et. Bitti. Sultan bizi bitirdi. Burada kalırsak hepimiz öleceğiz. Haklı. Hepimiz tehlikedeyiz. Teşkilatın toplantı odası. Bütün organları zarar görmüş. Doktor toparlayamayacağını söylüyor. Ali ile Abdullah yanındalar. Bu kadar hırsla dolu birinin kendine zarar vereceği hangimizin aklına gelirdi bu Abdullah? Ali'm, hırstan değil, aşktan. Sadece yolun sonuna geldiğini anladı. Kendi hayatına son vermeye çalışmak Allah katında büyük günah be Abdullah. Leyla kardeşimizin beyni yıkanmıştı. Kendine geldikten sonra vicdanıyla yüz yüze kaldı. Mustafa'nın gözleri yaşla doldu. Ali ile Abdullah'ın arasında oturuyor. Yeşil kalanın arasında kurumuş otlarla kaplı zeminde bir adam yavaş adımlarla ilerliyor. Üzerinde koyu gri kumaş pantolon var. Yüz gösterilmedi. Bir adam nal tamiriyle meşgul, diğeri yaklaşmakta. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurun beyim. At hırsızı Rıza sen misin? Kimin aradığına bağlı. Çok fazla parası olan biri diyelim. O zaman aradığın adamı buldum beyim. Rıza'nın tamirhanesi eski püskü bir baraka. Mustafa Leyla'nın odasında. Çok günah işledim. Koluna serum bağlı. Günahlarımın bedelini ödemek için ölmek istedim. Mustafa.
Mustafa Leyla'nın yüzüne bakmıyor. Beni affet. Biliyorum. Bana inanmıyorsun. Göz kapaklarında yeşil kalem çekili, saçları salık. Ben seni çok sevdim. Parmaklarını Mustafa'nın elinde gezdiriyor. Mustafa huzursuz yüzünü iyice yana çevirdi. Mustafa. Mustafa elini birazcık uzaklaştırmıştı, kıyamayıp yine yaklaştırdı. Sıkıntısından sürekli dişlerini sıkıyor. Yüzünü nihayet Leyla'ya doğru çevirdi. Leyla'nın yüzü solgun. Gözlerini zorlukla açık tutabiliyor. Ben seni hep sevdim. Mustafa'nın bakışları soğuk. Leyla yine eline dokunmak istedi. Mustafa bir kez daha ellerini çekecek gibi oldu ama vazgeçti. Mustafa kızgınlıkla baktığı Leyla'dan yüz çevirdi. Nemli gözlerle önüne bakıyor. Dinle. Şimdi anlıyorum. Mustafa'nın bakışları önünde. Biz hiç mutlu olamadık. Mustafa. Birini sev. Onunla çok mutlu ol. Başını hafifçe kaldırmıştı, yeniden yastığa bıraktı. Leyla bulanıklaşırken Mustafa'nın yüzü netleşti. Nemli gözlerle önüne bakarak düşünüyor. Seni çok sevdim. Mustafa bir kez daha Leyla'ya döndü yüzünü. Seni hep sevdim. Her şey başka türlü. Beni affet. Allah'ın affını sığın Leyla. Onun merhameti hepsinden büyük. Leyla yaşlı gözlerle tavana bakıyor, yanakları sırılsıklam. Karamsar bakışları hala önünde. Sana sığınıyorum. Beni affet. Affet. Bir kez daha affet dedi ama gücü kalmadığı için sesi çıkmadı, yüzü solgun. Gözlerini yavaşça kapatırken bir damla yaş şakağına doğru süzülmeye başladı. Gözleri tamamen kapandı. Göz kapakları titriyor. Süzülen yaş yanağına aktı. Zaman yavaş, Mustafa sessizce ağlıyor. Leyla artık tamamen hareketsiz. Göz yaşları yanağına doğru süzülüyor. Leyla'nın yüzünden yavaşça yukarı doğru uzaklaşılıyor. Alnı ter içinde, dudaklarının rengi solmuş. Gündüz vakti toprak zeminin üzerinden geçilerek yeşil bir tepeye doğru yaklaşılıyor. Osmanlıca ve Türkçe bir ay sonra yazdı. Yüce Efendi tepenin üzerinde yavaş adımlarla yürümekte. İngiliz stili şapkası başında, üzerinde uzun siyah ceketi. Karşısındaki manzaraya göz gezdirip bakışlarını tahtasında kırmızı bir eşarbın bağlı olduğu mezara çevirdi. Yavaş yavaş mezara doğru ilerliyor, etrafta başka mezar yok. Yüce Efendi'nin adımları durma seviyesine geldi. Şapkasını eline almış, mezarın ayak ucunda. Leyla. Kızım. Eğilip kırmızı eşarbı ucundan tuttu. Koklar gibi ağzına ve burnuna bastırıp çekti. Eşarbı bıraktı, doğruluyor.
Haklısın. Bir ömür senin kızım olduğunu senden sakladım. Ama bu dünyada bir düzen kurabilmek için buna mecburdum. Bazen hedeflerimiz sevgimizin önüne geçmelidir. Başarmama çok az kalmıştı. Osmanlı'yı avcumun içine almama bir adım kalmıştı. Ama Mustafa o adımı atmama engelledi. Bütün planlarımızı alt üst etti. Uğruna hayatımı harcadığım her şeyimin yok olmasına sebep oldu. Seni bile Leyla, seni bile elimden Mustafa aldı. Geçmişte küçük Leyla'nın başını okşuyor. Sevgi bir zaaftır Leyla. Sen Mustafa'yı severek bu zaafının esiri oldun Leyla. Ve ben buna mani olamadım. Senin sevgin ikimizin de mahfuna sebep oldu. Ama olsun Leyla. Bu iş burada bitmedi. Evet. Şu an. Teşkilatımı kaybettim. Bütün gücümü kaybettim. Ama Mustafa'yı öldürmeden ve intikamımı almadan vazgeçmeyeceğim Leyla. Vazgeçmeyeceğim. Kederli ifadesiyle mezar tahtasına bakarak çömeliyor. İşarbı tekrar tutup ağzına ve burnuna kısa bir an bastırdı. Bu kez yavaşça bıraktı işarbı usulca mezar tahtasını okşuyor. Vazgeçmeyeceğim. Baba nedir Leyla? Baba nedir? Çömeldiği yerden kalktı, gidiyor. Baba ateştir. Yakınlaştırırsın, yakar. Geçmiş. Uzaklaştırırsan ısıtır. Baba sevgidir. Baba korumadır. Leyla gülümsüyor. Emektir Leyla. Şu an Yüce Efendi kederle bakıyor. Baba sevgisi nedir ki? Benim sana olan sevgimin yanında. Sırtını döndü. Mezardan yavaşça uzaklaşıyor. Gittikçe bulanıklaşırken kırmızı eşarp netleşti. Yüce Efendi beyaz bulutlarla kaplı, mavi gökyüzünün altında yeşilliklerin arasından yürümeye devam etti. Gündüz vakti Galata kıyısından Galata Kulesi'ne doğru şehrin üzerinden geçiliyor. Gökyüzü mavi güneşin ışıkları kulenin tepesine vurmakta. Sultanı öldürmek için yaptığımız plan şöyle. Odasında. Sultan her cuma namazını Dolmabahçe Camisi'nde kılıyor. Ve cuma namazını kıldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden faytonuna binip sarayına geri dönüyor. Biz tekerleği değiştireceğiz. Beş adama anlattı. Biri testereyle tekerleği kesiyor. Cuma namazından bir gün önce sarayın ahırında çalışan adamımız sultanın faytonun tekerleğini işlemez hale getirecek. Bunun üzerine saraydan yeni tekerlek isteyecekler. Agop, sen tekerleğin içine bombaları yerleştireceksin. Bu saatli bir bomba olacak. Saati cuma namazından hemen sonrasını ayarla. Bir adam bombaların yerleştirildiği tekerleğe çivi çakıyor. Çünkü sultan cuma namazını kıldıktan sonra hiç oyalanmadan faytona binip sarayına döndü. Bomba da sultan cuma namazından çıktıktan sonra patlamalı ki. Araba alevler içinde. Sultan da faytonda olsun. Baş üstüne efendi Akbar. Rıza. Şimdi dağılabilirsiniz. Hepsi fesli. Acele etmeden uzaklaştılar. Akbar piyanonun önünde ayakta duruyor. Elleri cebinde, yüzündeki yaralar iyileşmiş. Kahverengi yeleğinin üzerinde köstekli saatinin zinciri asılı. Uzun ceketi koyu kahverengi, fuları bordo. Kim sakal bırakmış, saçları ve bıyıkları koyu kumral, sakalları kır. Londra yazdı.
Osmanlı Tersane Konferansı'nda alınan kararları uygulamazsa biz savaş kararı alacağız. Osmanlı'yı tek başına parçalamanıza müsaade edemeyiz. Masayı yumrukladı. Osmanlı parçalanırken bizim de hakkımız olmalı. Hepiniz hayal görüyorsunuz. İngiltere'nin izni olmadan hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Bu ne cüret? Savaş kaçınılmaz. Müsaade etmiyoruz. Britanya olarak haddinizi aşıyorsunuz. Kimin haddini aşıp aşmadığını gelecekte hep birlikte göreceğiz. Sırtlanlar gibi bizi parçalamaya çalışıyorlar. Kabul odasındaki kanepede. Ancak kendi aralarında anlaşamadıkları için tartışmaktan öteye gidemiyorlar. Vidat'la Serasker aralarında bakıştılar, Mustafa da odada. Amerika. Bunlar böyle birbirlerine girdikleri müddetçe savaşı çıkarmak mümkün olmayacak. Oysa bu savaş mutlaka çıkmalı. Üstelik Almanya savaşın içinde yer almamalı. Osmanlı Ruslara karşı yalnız kalmalı ki hem Ruslar hem de Osmanlı güçten düşsün. Onun için gerekli yerlere söyleyin. Tüm devletler isteklerinden vazgeçecekler. Konferanstan tek bir karar çıkmalı. Osmanlı hükümeti Balkanlarda ıslahat yapmayı kabul edecek. Bu ıslahatı yapmazsa konferansa katılan tüm devletlerin bölgedeki Hristiyanları korumak için gerekeni yapma hakları olacak. Böylece bu protokole dayanarak Rusların hiçbir itiraza mahal bırakmadan Osmanlı'ya savaş açması meşru hale getirilecek. Günüz vakti kıyıdan Dolmabahçe Sarayı. Gel. Odada Ali de varmış. Yaver geldi. Sultanım. Evet. Şer cephesi Londra'da şu kararı almış. Osmanlı Devleti Balkanlarda ıslahat yapacak. Yapılmaması durumunda imzacı devletler bölgedeki Hristiyanları korumak adına gerekeni yapma hakkına sahip olacaklar. Sultan huzurdan ayrılması için yavere başıyla işaret etti. Bu iç işlerimize müdahale anlamına gelir sultanım. Haklısın paşa. Bu durum asla kabul edilemez sultanım. Ne yazık ki her şey tam tahmin ettiğim gibi ilerliyor. Karşımızda savaş çıkarmaya meraklı bir sermaye var. Ve Avrupa ülkelerinden daha akıllı var. Bu protokolle Rusya'nın savaş çıkarması meşru hale getirildi. Ancak Ruslar bu savaşın onlara ne tür zorluklar getireceğini bilmiyorlar. Peki biz ne yapacağız sultanım? Sultan Ali'ye doğru bir adım attı. Biz bu devleti Anadolu'da kurduk. Gücümüzü Anadolu'dan alırız. Onların gücü bu topraktan çıkan yüce ağacın ancak dallarını budamaya yetecektir. Biz yeter ki uzakta kalacak ümmetimizle bağlantımızı ve ilişkimizi yitirmeyelim. Peki ya Kafkasya'daki, Kuzey Afrika'daki, Balkanlardaki ümmetimiz ne olacak? Korumasız kalmayacaklar mı? Biz Anadolu'da yaşadığımız müddetçe, bu ağacın kökleri ve gövdeleri yaşadığı müddetçe, bu geri çekilme ancak yeni dalların yeşermesine sebep olacaktır. Evet, bu biraz zaman alabilir. Büyük acılar da getirebilir. Lakin sonunda kaybeden biz olmayacağız. Gelecekte yeni bir dünya olacak. Ve o dünyada hak ettiğimiz gibi güçlü yerde oturacağız. Yeter ki bizden uzakta kalacak olan ümmetimizle bağlantımızı ve ilişkimizi bitirmeyelim. Mustafa Sultan'a bakarak dikkatle dinledi. Pera. Yazıyor, yazıyor. Rusların bize savaş açtığını yazıyor. Yazıyor. Seferberlik ilan edildiği yazıyor. İki adam gazete haberine bakarak yorum yaptı. Kabul odası. Sultanım. Eğer emriniz olursa biz Ali ile beraber cepheye gitmek istiyoruz. Bize izin verin Moskov keferisiyle savaşalım sultanım. Vatanımız için canımızı verelim.
Sizin burada yapacak daha önemli işleriniz var. Devletin içine sızmış hainleri bulacaksınız. Amca Sultan'ımı, Ruhi Paşa'yı, Kadı Gıyasettin'i, Pirimi, Süreyya Hanım'ı ve Çerkes Hasan'ı, hepsini öldüren katillerden hesap soracaksınız. Mustafa saygıyla baş eğdi. Bir adam sultanın kabinli arabasının yanından atı çekerek uzaklaştı. Recep, bu at huysuzlaştı. Ara götürüyorum. Ben de diğer atları tımara çektim. Gel birlikte gidelim. 60'larındaki adam Recep'le birlikte uzaklaşıyor. Akbarın adamlarından kızıl sakallı olan gizlendiği yerden ortamı kolaçan edip testereyle arabaya yaklaştı. Çömelmiş halde sağ arka tekerlek merkezinden çemberine doğru uzanan parmaklardan birini kesmeye koyuldu. Etrafı kollamayı da ihmal etmiyordu. Siyah bir kabinli araba ormanlık yolda. Siyah ve kabinlik içindeler. Savaş bu topraklara bir kez daha yıkım ve gözyaşı getirecek. Haklısınız Namık Kemal Bey. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Biz bu gece gazetede sabahlarız Feriha Hanım. Siz çok yoruldunuz. Bugün dinlenin. Yarın gazetede buluşuruz. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz Feriha Hanım. Namık ve Ziya indiler. Kapıyı Ziya kapatıyor. Hanımefendi evine bırakın. Biz gidelim. Feriha huzursuz nefesini boşaltıp bakışlarını pencereye çevirdi. Sultan'ın arabasına yeni bir at koşulmuş. Kilolu iki adam arabanın bakımını yapıyor. Bir tanesi kapattığı kapıyı silerken kesilmiş tekeri fark edip işkillendi. Mahmut! Mahmut kapıya doğru yürüyor. Tekerlek mi kırılmış? Evet ağam. Hiç mi kontrol etmiyorsunuz? Daha dün sapasağlamdı. Haklısın ağam. Allah Allah. Sultanımız yarın bu arabayla cuma namazına gidecek. Çabuk Rıza Usta'ya haber verin. Hemen yenisini getirsin. Baş üstüne ağam. Mahmut aceleyle yürüdü. Yeşil ıssız bir alanda hurdaya çıkmış at arabası parçaları var. Feriha'nın olduğu araba bu adamın önündeki yolda ilerliyor. Sürücüsü kapşonlu siyah bir cübbe giymiş. Kapşon tüm yüzünü kapatmış. Arabayı çeken at açık kahverengi. Siyah bir yedeleri rüzgarla birlikte salınıyor. Türkünün üzerinde siyah bir takım var. Araba ağır ağır ilerliyor. Feriha'nın dikkatini bir şey çekince pencereden dışarı baktı. Allah Allah. Nereye gidiyor bu adam? Nasıl? Panik halde solundaki türü aralayıp bir kez daha baktı dışarıya. Ardından sağ cama yöneldi. Bulundukları ortamı görünce endişesi iyice arttı. Arabanın siyah tekerleri yavaşlıyor. Atın adımları da yavaşladı. Araba durdu. Faytoncu, niye durduk? Ne işimiz var burada? Sürücü yola atladı, yüzü hala görünmüyor. Zaman yavaş, sürücü arabanın kapısına doğru ilerlemekte. Kapının çengelini açıyor. Feriha korkudan ağzı açık baka kaldı. Sürücü Feriha'nın üzerine uzun namlulu bir tabanca doğrultmuş. Yüzü hala gösterilmiyor. Feriha korkuyla bakarken ortam karanlığa gömüldü. Mahmut Rıza'nın tamirhanesine yürüyor. Selamünaleyküm Rıza. Ve aleykümselam Mahmut. Bize acilen sultanımızın landonu için tekerlek lazım. Ne oldu tekerleğe? Vallahi bilmiyorum ki Rıza. Kırılmış. Hem de durduk yere. Allah Allah. Ağam, sultanımız yarın cumaya o arabayla gidecek. Elinde var mı o tekerlekten? Gözünü seveyim. Rıza'nın bakışları siyah tekerleğe ilişti. Şansın varmış be Mahmut. Bir tane var elimde. Vallahi mi ha? Hay sen çok yaşa. Hadi hemen ver de götüreyim. Ha, yok. Sen git, ben alır gelirim. Şimdi siz takamazsınız orada, benim gelmem lazım. Doğru diyorsun. Ne zaman gelirsin? Rıza köstekli saatine baktı. Bir saate kadar gelirim, meraklanma sen. Allah razı olsun. Eyvallah. Rıza kütüğe dayalı duran tekerleğe bakıyor.
Ahmet limanda. Sadık bir ay oldu. Gardiyan Necmi'nin bir türlü izini bulamadık. Vallahi Ahmet, sormadığımız etmediğimiz yer kalmadı. Ölse kalsa haberimiz olurdu. Kaçsa duyardık. Adeta yer yarıldı, içine girdi. Gelen Bekri. Ahmet. Abi. Bulduk oğlum. Kim bulduk? Kim olacak? Gardiyan Necmi'yi. Neredeymiş? Burnumuzun dibinde. Hadi oğlum yürü. Koşarak gittiler. Yeşillik alanda üzerinde Arapça yazıların olduğu taş mezarlar var. Kapşonlu sürücü Feriha'yı mezarlara doğru zorla yürütüyor. Ne olur bırak beni. Tabancasının namlusu Feriha'ya dönük. Ben sana ne yaptım? Bırak. Sen kimsin? Ben sana ne yaptım? Bırak beni. Gizem üzerine düştü. Sürücü sırtından tutuyor. Bırak beni yalvarırım. Bırak beni. Sürücünün yüzünde siyah bir örtü var. Tabancasının namlusunu Feriha'ya çevirdi. Feriha hafiften yağan yağmurun altında sarsılarak ağlıyor. Kanı mezar taşlarından birine sıçrayan Feriha yüzüstü düştü. Namlunun ucundan hala duman çıkıyor. Çocuk silahını yavaşça kendine doğru çekip kapşonunu açtı. Cüceyden inmiş. Yüzündeki örtüyü indirdi. Kaşlarını çatmış halde Feriha'ya bakıyor. Feriha'nın hafif dalgalı kahverengi saçları yüzüne dökülmüş. Yüce Efendi'nin elinde bir zarf var. Yağmur damlalarıyla ıslanmış. Yüce Efendi eğilip zarfı Feriha'nın baş ucuna yakın bir yere bıraktı. Yavaşça doğruluyor. Mezar taşlarının arasından ilerlemeye başladı. Taşlardan bazılarının tepesinde sarık figürü var. Yüce Efendi mezarların bitiminde yavaşlayarak arkasında bıraktığı Feriha'ya baktı. Yürümeye devam ediyor, tabanca hala elinde. Kıpırdamadan yatan Feriha ve etrafı bulanıklaşırken daha öndeki küçük sarı çiçekler netleşti. Ahmet ve Bekri dışarıda. Bekri abi. Adamımız orada. Dilenciyi işaret etti. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için bir sadaka. Bu garibe bir sadaka. Allah rızası için. Bekri dalla oynuyor. Yazık ya. Ahmet Bekri'ye gülüyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Parayı önündeki kaseye attıktan sonra yanında oturan Bekri ile göz göze geldi. Allah rızası için. Allah Bekri dilencinin avucuna bir altın koydu. Fakire Allah versin diyen zengin. Sana Allah'ın rızasını kulağından çekiştiriyor. Resulullah'ın rızasını, sadakanın önemini tek tek anlatacağım. Başına. Anlıyorsun değil mi? Rıza Baraka'nın önünde çevreyi korlarken sakallı biri tekerleğin çemberine bomba yerleştiriyor. 24 saatin kaldı sultan. Yarın cuma namazından sonra yeryüzünden silineceksin. Sakallı adam çekici aldı. Tekerleğin açık duran çemberindeki bomba düzeneğinin üzerine siyah keçe parçaları koymuş. Çiviyle tutturuyor. Eki yaka paça sandalyeye oturttuğu dilencinin göz bandını açtı. Allah'ın izniyle gardiyan Necmi'yi yakaladık. Başına vurdu. Toplantı odasındalar. Korkudan dilenci kılığına girmiş, gizlenmiş, müptezel. Bana bak bakayım mı? Necmi kafasına bir tokat daha yedi. Konuşsana lan şerefsiz! Doğru mu bu? Doğru söylüyor amirim. Doğru. Akbar'ı kaçıran adamı gördüm. Ali öfkeyle Necmi'ye bakıyor, bıçağı elinde. Mustafa yüzünü önüne dönüp düşüncelere daldı. Tekeri taşıyan Rıza'nın yansıması yaklaşmakta olduğu suya yansıyor. Suyun etrafı yeşilliklerle çevrili. Rıza diz altına uzanan siyah çizme giymiş. Siyah pantolonun paçaları çizmenin içinde, ceketi de siyah, sakalları oldukça gür, esmer biri. Suya adımını attı.
Atlardan sorumlu olan kilolu adam güzengelerin kayışlarını hazırlamakla meşgul. Nizam koşar adım kıyıya çıktı. Tekerleği çamurlu zeminde çevirerek ilerletiyor. Pantolonla çamur bulaşmış sağ bacağının üst kısmına. Kilolu adam Rıza'ya baktı. Geldin mi Rıza'm? Geldim ağam, geldim. Ağam, Rıza usta geldi. Mahmut atlarla ilgileniyor. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk. Tekerleği arabaya dayadı, kırık tekerleği çıkarıyor. Kabul odası. Rus birlikleri bölgede toplanmışlar sultanım. Biz askerlerimizi iki günlük bir yolculuktan sonra İvanova çiftlik bölgesine getireceğiz. Ve düşmanı hiç beklemediği bir anda vuracağız. Paşa, ben bu planın içinde epey bir eksiklik görüyorum. Affınıza sığınarak sultanım, plan üzerinde çok uzun süre çalıştım. Ben bu planın başarılı olacağını düşünüyorum. Tüm paşalar odada. Sen ne dersin paşa? Serasker'e sordu. Serasker paşamızın da plandan haberi var. Onun da onayı var sultanım. Mithat tek kaşı havada, dikkat kesilmiş. Öyleyse sorumluluk sende Redif Paşa. Eğer bu planda bir hata olursa hesabını senden sorarım. Merak etmeyin sultanım. İnanın başarılı olacağız. Göreceksiniz. Sultan paşalara eliyle kapıyı gösterdi. Hepsi geri geri adımlarla huzurdan ayrılıyor. Aralarında iki de yüzbaşı var. Onların üniformalarının manşetleri kırmızı. Üzerlerindeki motifler altın sarısı. Paşaların manşetlerindeki altın sarısı motifler ise siyah üzerine işli. Redif, Serasker ve Mithat odada kaldılar. Kapı kapanacakken yaver girdi odaya. Sultanım, evet. Mustafa hışımla geldi. Mustafa? Mustafa öfkeli. Hayırdır böyle destursuz? Sultanım, müsaade ederseniz anlatacağım. Yaveri yumruğuyla koltuğa devirdi. İşte içimizdeki hain bu sultanım. Akbar'ı kaçırıp devletin içine sızan hain bu. Redif şaşırıp kaldı. Mithat'ın tepkisine bakıyor. Mithat afallamış halde yaveri inceledi. Sultanın gergin bakışları yaverdi. Yaver yumruğu ağzına yemiş. Elini ağzından çekti. Yalan. Yalan söylüyor sultanım. Siz ona inanmayın. Mustafa. Gardiyanı getir. Redif Necmi'yi kolundan tutmuş, iteleyerek huzura getirdi. Necmi'nin başı önünde yaver korku dolu gözlerle Necmi'ye bakıyor. Sultan tekeli bakışlarını Necmi ile yaverin üzerinde gezdirdi. Sultanın yaveri. Oraya kadar girmişler. Memleketin her yerini nasıl da ahtapot gibi sarmışlar. Toplantı odasındalar. Ethemli Ahmet de yanlarında. Farah Hanım. Farah arkasına dönüp baktı. Anneniz. Farah donup kaldı sanki. Hiç kıpırdamadan kendisine haber getiren kişiye bakıyor. Feriha çimlerin üzerinde hareketsiz. Farah koşuyor. Farah dur! Anne! Anne! Galip Ethem ve Ahmet de arkasından koşuyorlar. Farah Feriha'nın başucuna düşer gibi çöktü. Kavradı Feriha'yı, yan çevirdi, çenesinden tuttu. Panik halde yüzünü inceliyor. Yüzünü Feriha'nın omzuna gömdü. Diğerleri üzgün, hepsi Farah'ı seyrediyor. Farah Feriha'nın yüzüne indi, saçlarını okşuyor. Ahmet yüzünü Farah'tan çevirirken bakışları bir şeye takıldı. Yere doğru eğiliyor. Zaman yavaş. Ahmet Yüce Efendi'nin bıraktığı zarfı görmüş. Aldı zarfı, arkasını çevirdi. Zarf hala ıslak. Ahmet dalgın gözlerle düşünüyor. Ethem Ahmet'in halinden işkillenerek Galip'e baktı. Galip'in meraklı bakışları Ahmet'te. Ahmet kağıdı okumaya koyulmuş. Bu bir başlangıç Mustafa.
Sevdiğin herkesi teker teker öldüreceğim. En sonunda da seni. Ahmet mektubu ikiye katlayıp Ethem'le Galip'e baktı. Hepsi gittikçe bulanıklaşıyor. Yine öndeki sarı çiçekler netleşti. Yüce Efendi bir kağıda mum damlatıyor. Yavaş yavaş tüm sevdiklerini elinden alacağım Mustafa. Tüm sevdiklerini. Onu Mustafa'nın yüz fotoğrafına damlatıyormuş. Mustafa'nın evi. Babasını görmeden uyumadı. Mustafa Gıyasettin'in burnunu sevdi. Divandaki annenin kucağına veriyor. Farah'la Mustafa diğer divandalar. Ali oğlunun sarılı olduğu örtüyü yüzünden çenesine doğru aldı. Kederli gözlerle oğlunu seyrediyor. Farah'la Mustafa nemli gözlerle izliyorlar Ali'yi. Ali oğlunun alnına bir öpücük kondurdu. Yüzünü okşuyor. Bir erkek eli kibritle şamdandaki mumların beşincisini yaktı. Akbarmış, sanki ilk defa görüyormuş gibi şaşkınlıkla kibrite bakıyor. Kibritin ucundaki alev büyüdü. Çok az kaldı. Sonsuza kadar kurtulacağız senden sultan. Hava kararmış, sultanın arabası ahırın önünde duruyor. Tekeri değiştirilmiş, hatta bağlı değil yenilenen tekere iyice yaklaşıldı. Sultan beyaz tüllerin arkasında namazda dua ediyor. Allah'ım, sana inandım, sana sığındım. Sen bizim askerimize muzaffer kıl. Vatanımızı koru. Devletimizi daim ettir. Bu yolda bizim yol göstericimiz ol ya Rabbi. Avuçlarını yüzüne sürerek amin yaptı. Ardından her zamanki gibi sakalını sıvazladı. Beş takkesi başında, bakışları seccadede. Zozan'la Ejder bir yapının girintisinde yan yana oturmuşlar. Ejder. Önerinde ateş yanıyor. Kardeşim. Bizim evimizi çaldılar. Ejder orta parmağındaki kardeşlik teşkilatını simgeleyen yüzüğü çıkardı. Ejder. Öfkeyle yüzüğe bakıyor. İsimlerimizi çaldılar. Ailemizi çaldılar. Çocukluğumuzu çaldılar. Aşklarımızı çaldılar. Suretimizi çaldılar. Dünümüzü çaldılar. Bugünümüzü çaldılar. Zozan da aynı yüzüğü tutuyor. Ama artık... Bakışlarını ateşe çevirdi. Uyandık kardeşim. Yüzüğü rastgele fırlattı. Ejder ateşe attı yüzüğü. Uyandık. Zozan da yüzüğü ateşe atmış, iki yüzük yan yana. İkisi de aynı anda kalktı. Zozan hüzünlü gözlerle Ejder'e bakıyor. Yarın yeni bir sabaha uyanacağız kardeşim. Ejder tatlı bir tebessümle başını salladı. Kucaklaştılar. Ejder geri çekildi ama eli hala Zozan'ın omzunda. Belki bir gün bir yerde. Belki. Farklı yönlere yürüyorlar. Ejder hızlıca gitti. Zozan yavaş adımlarla yürüyor. Gözleri hala hüzünlü. Palmiye ağacının yanında durdu. Yüzünde yaprakların gölgesi ve alevlerin kızıllığı bir arada. Başını yavaşça arkasına çevirdi. Ateşin içinde yan yana duran yüzüklere bakıyor. Tebessümle yürümeye devam etti. Gardiyan Fethi eli karnındaki diğer eline vura vura zindanın koridorunda ilerliyor. Hücrelerden birine seslendi. Daha önce yaralanan sağ gözüne korsan gibi siyah bant takmış. Adımları ve ıslığı yavaşladı çünkü koridorun sonunda bekleyen Galip'i fark etti. Hüseyin? Açıkta kalan gözünü kocaman açtı. Hüseyin Hanım, kimsin sen?
Galip kıpırdamadan gergin bakıyor. Fethi gevşeyip sırıttı. Galip! Sen mi geldin ya? Galip Çerke! Zaten mi geldin beni sen? Lan! Yasana buraya! Copunu çıkardı. Aksaray'dan kar geliyor. Ali diğer taraftan ben koridora giriyor. Ben sandım ki yar geliyor. Kolunu yanlara açtı. Üçer tane bıçak tutuyor. Gergin bakışlarını Fethi'ye dikti. Ali kıpırdamadan öylece kaldı. Öldüresiye bir öfkeyle bakıyor Fethi'ye. Gelin lan! Ulan gelin lan gelin! Biliyorsa gelin lan! Gelin! Üç bıçağı birden Fethi'nin üzerine fırlattı. Ardından diğer üçünü de Fethi'ye. Ne hale geldiği gösterilmedi. Ali ile Galip öfkeyle bakıyorlar. Altı bıçak birden Fethi'nin karnına saplanmış. Fethi dizlerinin üzerinde. Galip ile Ali Fethi'ye doğru hareketlendiler. Ali zemindeki suya bastı. Öfkeyle bakarak yürümeye devam ediyor. Galip de öfkeli. Fethi'nin arkasından yaklaşıyor. Fethi'nin önünde durdu Galip arkasında. Ali hafifçe yüzünü buruştu. Sinir gibi baktı Fethi'ye. İnce yaklaşarak bıçaklardan birini kavrayıp geri çıkardı. Ali bıçaktaki kılını Fethi'nin omzundaki akole test ediyor. Önü arkada iyice temizleyip kadros üstüne koydu. İkinciyi çıkarıyor. Bir şey soracağım. Ali'nin eline sarılmış. Çerkez mi? Ben mi? Bıçağın ucunu Fethi'nin göğüs bandında gezdiriyor. Yazı tura atalım. Abi ben küçük. Fethi'yim abi. Çerkez. Para çıkardı. Ne zaman? Duramam. Ali'nin attığı para yavaşça döne döne havaya yükseliyor. Bir tarafında Osmanlı tuğrası var. Ali parayı avucuyla yakalayıp elini yumruk yaptı. Fethi'nin korku dolu gözlerine yakın tutarak açtı elini. Osmanlı tuğrasının olduğu tura yüzü gelmiş. Galip memnuniyetle gülümsedi. Çıktım baktım pencereden. Bir süre daha baktılar birbirlerine. Galip bakışlarını yere indirdi. Ali Fethi'nin yanağını patpatlıyor. Çerkez Hasan can veriyor. Çok şanslısın. Bıçak abi. Ali tutmaya çalışırken düşüp kedi pozisyonuna geldi. Ali arkasına bakmadan uzaklaşıyor. Bıçak abi. Galip Fethi'nin önüne geçti. Galip abi. Tanıdın mı onu? Sarılı urganı havaya kaldırdı. Çerkez Hasan nasıl? Çerkez abi, ben çok iyi davranıyorum. Ben gülsüm gibi baktım ona. O beni çok severdi. Benim suçum yok. Galip abi. Yalvarıyor musun? Galip abi, ben bir şey yapmadım ki. Fethi'nin ağzına kapadı. Çerkez Hasan'ın yalvardığını hiç zannetmiyorum. Ben bir şey yapmadım. Galip Hogan Fethi'nin boynuna doladı. Tüm gücüyle sıkıyor. Kar geliyor, ben sandım ki yar geliyor.
Aksaray'dan kar geliyor. Hareketsiz kalan Fethi'nin elleri boynundaki urganda kalmış. Ben sandım ki yar geliyor. Fethi'nin elleri iki yanına düştü. Çıktım baktım pencereye. Fethi düştü. Çıktım baktım. Galip urganı yere attı. Pencereye. Gidiyor. Çerkes Hasan can veriyor. Çerkes Hasan can veriyor. Günüz vakti tarihi yarımada. Kabul odası. Sultanım. Evet. Arabanızı hazırlatmamı ister misiniz? Cuma namazınızı yine her zamanki gibi Dolmabahçe'de mi kılıyorsunuz? Yeni yaver. Evet, orada kılacağım. Daha sonra da rahmetli Feriha Hanım'ın cenaze namazını kılmak için Ortaköy'e geçeceğiz. Baş üstüne Sultan. Sultan'ın arabasının yenilenmiş tekerleğine yaklaşıldı. Farah Mustafa'nın oturma odasındaki direğin yanında durmuş, kederli gözlerle yere bakmakta, pardösüsü elinde. Ali ile Mustafa yanına gelince başını kaldırdı. İçeriden Semiha geliyor. Başınız sağ olsun Farah Hanım. Sağ ol. Dede. Ali'nin bebeği sana emanet. Semiha nemli gözlerle Ali'ye bakarak başını öne salladı. Merak etmeyin. Ona gözüm gibi bakarım. Ali başını tebessümle sallayarak minnettar baktı Semiha'ya. Onun da gözleri nemli. Mustafa kapıya doğru hareketlenince Ali ve Farah peşinden yürüdüler. Semiha kederli gözlerle arkalarından bakıyor. Semiha iç çekerek bakışlarını içeriye çevirdi. Ahırın önü. Mahmut. Sultanımız cuma namazını her zamanki gibi Dolmabahçe'de kılacak. Hazırlıklar hızlandı. Başlayın abi. Başlayın. Mahmut 60'larındaki adamla birlikte atları hazırlıyor. Akbar köstekli saatinin kapağını açtı. 2 saat. Yaklaşık 2 saat kaldı. Gözleri parıldıyor pencerenin önünde. Bir kapı içeriye doğru açıldı, zemin ahşap. Mustafa'nın eviymiş. Semiha divanda kucağında Mustafa Gıyasettin'le oturuyor. Siyah pardösülü bir adam yavaş adımlarla odaya yöneldi. Yüzü gösterilmiyor. Semiha'nın merakla kapıya bakan gözleri birden donuklaştı. Adamın elinde tabanca var. Adam tabancayı Semiha'ya doğrulttu. Semiha korkuyla bakarak kalkıyor. Tabanca Yüce Efendi'nin Feriha'yı vurduğu tabancayla aynı. Semiha ağzı açık halde adamın yüzüne baka kaldı. Mustafa Gıyasettin'in örtüsünü yüzüne doğru çekiyor. Tabanca bulanıklaşırken Yüce Efendi'nin yüzü netleşti. Semiha Mustafa Gıyasettin'in örtüsünü yüzüne kapatmış Yüce Efendi'ye bakarak hayır dercesine başını iki yana salladı. Gergin ifadesiyle Semiha'ya bakıyor. Ali ve Galip cami avlusunda yan yanalar. İkisi de üzgün. Farah gözyaşları içinde annesinin tabutunu okşuyor. Tabutun üzerine beyaz bir yazma serilmiş. Beyaz oyalı. Teşkilattakiler dışında Ziya ve Namık da cenazede. Yan yana dizilmişler. Ali üzgün haliyle kafa sallayarak kendi kendine hayıflanıyor. Ethem sıkıntılı. Dişlerini sıkarak bakıyor Feriha'ya. Mustafa Farah'ın halini üzülerek seyrediyor. Farah'ın sırtı Mustafa'ya dönük ağlıyor ama sessizce. Mustafa yavaşça yaklaştı Farah'a. Arkasında durdu. Ahmet ikiliyi izlerken derin bir iç çekti. Zaman yavaş. Sultan arabasını çeken koyu kahverengi at ağır ağır ilerliyor. Müzik
Arabanın geçtiği yol taşla döşeli, tekerlekler çok yavaş dönüyor. Akbar ve odası bulanık. Akbar ayakta piyanoya yaslanmış. Sultan arabası ağır ağır ilerlemeye devam ediyor. Akbar ve odası hala bulanık. Akbar hareketsiz. Sultan arabada hafifçe kaşlarını çatmış önüne bakıyor. Kalabalık bir grup sokakta ilerliyor. Önlerinde askerler var. Akbar ve odası netleşti. Akbar gergin ifadesiyle karşısına bakıyor. Sultanın kaşları hala çatık. Akbar intikam hırsıyla bakarak kafa salladı. Sultan arabası ilerliyor. Akbar kafa sallarken haince gülümsedi. Sultan arabası pastanenin olduğu sokakta. Önünde bir araba daha var. Arkasından bir tabur asker takip ediyor. Askerlerin arkasından gelen kalabalık bir grup var. Hepsi fesli. Kaldırımdaki çiçekçi adamla yakınındaki kadın sultanın geçişini alkışladılar. Sultan arabada düşünceli. Sokaktaki yapılardan birinin yukarısında Türk bayrağı dalgalanıyor. Tarihi yarımada manzarası. Kıyıdan yeni cami. Farahlı Mustafa bakıştılar. Ezan dokunmasıyla herkes gitti. Farah tabutun yanında tek. İmam Dolmabahçe Camii'nde cemaate namaz kıldırıyor. Paşalar imamın arkasına dizilmiş, sultan yanlarında. Tekbir getirip ellerini karınlarında bağladılar. Bekri beyaz takke takmış Mustafa ile Ahmet'in arasında. Ortaköy Camii'ndeler. Ali Mustafa'nın yanında saf tutmuş, imamın arkasındalar. Dolmabahçe Camii'ndekiler rükudan doğruldu. Mithat Sultan'ın yanında. Sultan'ın solunda yakası işlemeli cübbesiyle Şeyhülislam duruyor. Aynı anda hepsi dizleri üzerine çöktü. Secdeye varıyorlar. Zaman yavaş akıyor. Hepsi alınları yere gelecek şekilde secdeye kapandı. Ortaköy Camii'ndekiler de secdeye kapanmış. Sultan secdeden doğruluyor. Bakışları yerde. Tekrar secdeye varmak için hareketlendi. Ortaköy Camii'ndekiler secdeden doğruldular. Farah'ın eli annesinin tabutundaki beyaz tülbenti. Kederli gözlerle tabutu seyrediyor. Bomba düzeninin olduğu tekerlek. Dolmabahçe Camii'ndekiler sağ yanlarına doğru başlarıyla selam verdi. Sol yanlarına dönüyorlar. Sultan dua etmek için ellerini açtı. Sultan arabasının arkasında bomba düzeninin olduğu tekerleğe yaklaşıldı. Akbar, Rıza ve bombayı hazırlayan sakallıyla arabaya bakıyor. Namaz bitti. Son bir dakika. Farah tabutun yanında gözlerini kırpıştırarak sessizce ağlıyor. Ortaköy Camii'ndekiler dua ediyorlar. Sultan camiden çıkmış, arkasında paşalar ve askerlerle avluda yürüyor. Zaman yavaş, Mithat ve Redif yan yanalar. Mustafa hala camideki cemaatin arasında, sultan önden yürümeye devam ediyor. Ortaköy camindekiler el açmış dua ediyorlar. Şeyhülislam sultana yaklaştı. Sultanım, size arz etmek istediğim bir şey var. Akbar caminin dışında sultanla Şeyhülislam'ı merakla izliyor. Şeyh sultanla konuşmaya koyuldu. Akbar merakla bakmaya devam ediyor. Ben gerekeni yaparım Şeyhülislam efendim. Peki sultanım. Sultan bakışları Şeyhülislam'dan çekti, ağır ağır önüne dönüyor. Çok yavaş hareket ederek adımını attı. Paşalar, yüzbaşılar ve Şeyhülislam arkasından geliyorlar. Zaman birden normale döndü.
Sultan arabaya doğru ilerliyor, o zaman yine yavaş. Mustafa'lar hala dua ediyorlar. Sultan arkasındaki kalabalıkta arabanın yakınına geldi. Araba parçalandı. Mustafa ve diğerleri panik halde kalktılar. Akbar memnuniyetle gülümsedi. Elveda Sultanahmet. Arabadan kopan alevler içindeki tekerlek yere düştü. Arbede Ortaköy Camii'nin önünde yaşanıyor. Mustafa, Ali ve diğerleri panik halde koşarak paranın arkasından geçtiler. Mustafa var gücüyle koşuyor. Giderim. Sakallı adamlar Rıza Akbar'ın peşinden yürüdü. Yüce Efendi kapşonlu cübbesiyle caminin yakınında olanları seyrediyor. Siyah örtüyü atkı gibi boynuna sarmış. Bakışlarını tabutun yanındaki faraha çevirdi. Faranın sırtı Yüce Efendi'ye dönük, izlenmenin farkında değil. Yüce Efendi tabancasının horozunu kaldırdı. Namlusu faraha dönük. Sırtından vurdu Farah'ı. Farah! Mustafa uzakta, Farah hafifçe sendeleyerek yavaşça arkasına döndü. Yüce Efendi ile göz gözeler. Mustafa var gücüyle geldiği yöne koşuyor. Farah önüne dönerken yine hafifçe sendeledi düşmemek için. Tabutun örtüsüyle birlikte tülbenti sıkıyor. Gövdesi öne doğru eğildi. Yavaş yavaş düşerken tutunduğu tülbent de onunla birlikte aşağıya kayıyor. Yüce Efendi Farah'ı seyrederken kapşonunu yavaşça ensesine indirdi. Farah'ın yüzü alak bulak. Düşerken kendini kontrol edip yavaşladı. Sırt üstü yerde. Mustafa soluk soluğa geldi. Farah'ın yanına koşuyor. Çömelip Farah'ı kendine doğru çevirdi. Gözleri dehşetle açılmış, eli Farah'ın ensesinde. Destek verip başını yerden kaldırdı. Farah Mustafa'ya bakıyor. Mustafa'nın gözleri dolu dolu. Yere bırakıyor. Farah'ın başı yere değerken sol yanına düştü. Mustafa bir süre yaşlı gözlerle baka kaldı Farah'a. Sonra yüzünü başka bir yöne çevirdi. Sessizce ağlıyor. Yaşlar yanaklarından aşağı süzüldü. Ne olduğunu anlayamamış gibi şaşkınlıkla bakıyor. Ayağa kalkmadan Farah'tan azıcık uzaklaştı. Bakışlarını etrafta gezdirerek ağlamaya devam ediyor. Gözü Farah'la birlikte yere düşen tülbente takıldı. Tülbent güneşte beyaz görünüyormuş, gölgede açık pembe. Tülbentin bir ucu Farah'ın avucunda kalmış. Mustafa'nın gözyaşı dinmiyor. Yüzü oldukça yakın. Bakışları yine Farah'ta, gözlerini sımsıkı kapatıp sarsılarak ağlamaya koyuldu eli yüzünde. Farah'ın boynunda yeşil bir şal var. Mustafa elini yüzünden uzaklaştırdı, başı önünde ağlamaya devam ediyor. Alın damarları kabarmış. Yavaşça başını kaldırıp yerdeki tülbente baktı. Gözlerini intikam hırsı bürümüş. Artık ağlamıyor. Pelitasının namlusunu havaya çevirdi eli horozda. Horozu geriye çekip bıraktı. Yüce Efendi'nin az önce durduğu yöne kimle bakıyor. Ok gibi fırlayıp avludan çıktı. Yüce Efendi'nin yansıması yanından koşarak geçtiği su birikintisinde. Cübbesi arkasına doğru savruluyor. Mustafa arka sokaklardan birine gelip yavaşları. Sokak boş. Mustafa öfkeli gözlerle sağa sola bakınıyor.
kimseyi göremeyince kaşlarını çatarak karşı yönüne bakıp yeniden koşmaya başladı. Hüce Efendi, alt katında kemer pencereleri olan bir yapının önünde yavaşlayarak kısa bir an etrafa göz gezdirdi. Koşarak başka bir sokağa giriyor. Kemerli bir geçide girmiş yerde küçük su birikintileri var. Tavandan sarkan çanaklardan alevler yükseliyor. Hava hala aydınlık. Mustafa az önce Yüce Efendi'nin duraksadığı yere geldi soluk soluğa. Öfkeli gözleri etrafta Yüce Efendi'yi arıyor. Yüce Efendi'nin girdiği sokağa doğru yeniden koşmaya başladı. Geçitten geçiyor, filitesi elinde. Yüce Efendi iki yapının arasındaki dar yoldan Galata Kulesi'nin yanına çıktı. Koşarak basamakları iniyor, eli kulenin etrafındaki beyaz parmaklıklı korkulukta. Yavaşlayıp arkasını kola çan etti, iki eli de korkulukta. Arkasına baka baka indi basamakları, bakışları hala geldiği yönde. Mustafa filintasını Yüce Efendi'nin ensesine dayadı. Yüce Efendi'nin yüzü Allah kullar Mustafa arkasında. Gözünü kırpmadan öfkeyle bakıyor. Buraya kadar. Yüce Efendi teslim olduğunu belirtmek için elini başı hizasına kadar kaldırdı. Mustafa'nın kin dolu bakışları Yüce Efendi'de. Hani diğerleriyle birlikte Dolmabahçe Camii'nin önüne geldi. Şöyle etrafa bakıyorlar. Ali koşunca diğerleri de peşine düştü. Askerler halkın önüne etten duvar olmuş. Patlamaya yaklaştırmıyorlar. İki adam yaralı bir adamın kolunda. İki asker yüzünden yaralı bir adamı yürütüyor. Dikkat et ya. Başka bir yaralı götürüyor. Sultanımız nerede? Şükürler olsun sultanımız yaşıyor. Koluna girdiği yaralıyla uzaklaştı. Üç kabinli araba ağaçlıklı yolda ilerliyor sultan birinin içinde. Yine hafifçe kaşlarını çatmış. Bekri ile Ahmet yaralı bir adamın kol altlarına girmiş cami avlusundan çıkıyorlar. Ali bir askere Ethem'le Galip'te yaralı iki adama destek oluyor. Askerin yanağı yaralanmış. Henüz 17-18 yaşlarında sarışın, yeşil gözlü. Semiha'nın cansız kolu divandan aşağı sarkıyor. Gözleri açık kalmış. Kanı divanın yukarısındaki pencerenin beyaz türünde. Akşam. Özgürlük heykeli manzarasında Osmanlıca ve Türkçe harflerle 15 gün sonra yazdı. Akbar başaramadı. Sultan Hamit'i öldüremedi. Onun işi artık bitti. Yerini fısıldayın. Miloş da yakalandı. Akbar'ı da teslim edersek Osmanlı'nın sorumluluğunu kime vereceğiz? Artık Osmanlı'nın sorumlusu Herzl. Ona da Cemil yardımcı olacak. Cemil. Asasını yere vurdu. Konuştuğu adam hep ayakta duruyor. Efendim? Biz müsaade etmedikçe kimse yakalanamaz. Çünkü biz dünyanın en büyük anahtarına sahibiz. Biz paraya sahibiz. Ve para bütün kapıları açar. Buna en kalın zindanlar da dahil. Cemil, seni yeni efendim Theodor Herzl'la tanıştırayım. Cemil gizemli adamın arkasında karanlıkta duran Herzl'a baktı. Osmanlı Devleti yıkılırken binlerce yılın sonunda İsrail Devleti doğacak. Seni Herzl'ın yanına veriyorum. Gündüz Galata kıyısı, martılar Galata semalarında uçuşuyor. Uzun siyah ceketli bir adam elinde evrak çantasıyla kalabalık bir alanda. Akbarmış. Başında fes, gözünde yuvarlak çerçeveli bir gözlük var. Limandaki sandıkların arasında yürüyor. Ceketinin yakası bordo, içine siyah bir yelekle bir gömlek giymiş. Gelip geçenlerin arasından ilerlemeye devam ediyor. Deri çantası açık, kahve, yüzü tıraşsız. Kır sakalları ortalama bir haftalık. İskeleye çıkan tahta merdivene yöneldi, basamakları çıkıyor. Ali tabancasının horozunu kaldırdı. Akbar!
ikisi birden silahlarını Akbar'a doğrulttular. Akbar merdivende kala kaldı, şaşkınlıkla bakıyor. Ali ve Mustafa da gözlerini kırpmadan öfkeyle bakıyorlar Akbar'a. Akbar'ın arkası dönüktü, ikiliye döndü. Alaycı tavrıyla sırıtarak Mustafa'ya bakıyor. Akbar aynı tavırla bu kez Ali'ye döndü yüzünü. Ali kaşlarını çatmış, bakışları gergin. Oyun bitti. Akbar kabullenmiş gibi kafa salladı. Gündüz tarihi yarımada. Bir asker Akbar'la Yüce Efendi'yi kolundan tutarak kalabalığın önüne getirdi. İkisinin de el bileklerine zincirli kelepçeler takılmış. Bir yüzbaşının baş işaretiyle asker Akbar'la Yüce Efendi'yi omuzlarına basarak dizleri üzerine çöktürdü. Akbar'ın sakalları uzamış, Yüce Efendi'nin saçları darmadağınık. Üzerinde beyaz bir gömlek var, yüzü bir hayli solgun. Akbar bir an Yüce Efendi'ye bakıp önüne döndü. Yüce Efendi o anda bakmadı ama sonrasında Akbar'a bakıp buruk ifadesiyle gülümsedi. Ejder gizlice izliyor. Ey ahali! Doyduk doymadık demeyin! Garbis de gizlice izliyor. Adalık makamı hükmünü vermiştir. Zozan da geldi. Bu gördüğünüz adamlar cebren ve hile ile devleti âliyi yıkmaya yeltenmekten, devlet ve halk refahına gölge düşürmekten ve padişah efendimizin canına kastetmekten infaz cezasına çarptırılmışlardır. Sultan gizlenmiyor. Ejderle Garbis korku içinde. Mermisin! Askerler kalabalığın önünde tek sıra. Akbar'la Yüce Efendi'ye 2-3 metre uzaktalar. Tüfeklerinin namluları yukarı bakıyor. Kalabalık pür dikkat ikiliyi izlemekte. Akbar'la Yüce Efendi ellerini karınlarının hizasında birleştirmişler. Akbar karşısındaki kalabalığa bakıyor. Yüce Efendi'nin başı omzuna doğru hafifçe eğik. Bakışları yerde. Nişan al! Tüfeklerin namluları ikiliye çevrildi. Nefesler tutuldu. Yüce Efendi yavaş yavaş sağ yanına doğru yıkılıyor. Akbar'ın tam yanına düştü. Akbar şaşkınlıkla bakıyor. Askerler de şaşkın. Ejder gizlendiği duvarın yanından merakla izliyor onları. Yüzbaşı gelip Yüce Efendi'nin yanına çömeldi, boynundan nabzını kontrol ediyor. Kalabalığın meraklı bakışları yüzbaşının üzerinde. Ölmüş. Uzaklaşıyor. Akbar hayretle Yüce Efendi'ye baka kaldı. Ejder de şaşkın. Akbar bakışlarını üzerine tüfek doğrultan askerlere çevirdi. Mermilerin hemen hemen hepsi Akbar'ın karın ve göğüs bölgesine girdi. Akbar ağzı açık halde askerlere bakarak sendeliyor. Önce arkaya düşecek gibi oldu, toparlanıp öne doğru geldi. Düşüyor. Namlulardan hala duman çıkıyor. Yan yana duran tüfekler netleşirken yüzbaşı bulanıklaştı. Askerler tüfeklerini hala indirmediler. Zamanki rahat tavrıyla ucuz kurtuldum der bir nefes boşalttı. Akbar hareketsiz yatıyor, ağzı açık kalmış. Sozan gidelim diye Ejder'e başıyla işaret etti. Ejder kafa sallayarak onayladı, yürüdüler. Gündüz Topkapı Sarayı. Duman tüten bir gemi Eminönü kıyısından uzaklaşıyor. Sultan Mustafa'nın pardösü yakasına yıldız şeklinde bir madalya taktı. Kabul odasındalar. Aynı madalyadan Ali'ye de taktı. Ali hafifçe kaşlarını çatmış, sert ifadesiyle önüne bakıyor. İkisi de el pençe divan. Mustafa, Ali. Saygıyla baş eğdiler. Çok acılar çektiniz. Çok acılar çektik. Ali, sen evladını ve karını kaybettin. Ali metanetle önüne bakıyor. Mustafa, sen tüm sevdiklerini kaybettin.
Mustafa da Ali gibi metanetli. Ve bütün acıları bu vatan uğruna çektiniz. Madalyaların kalın kurdeleleri yeşil, ortalarında yukarıdan aşağı uzanan kırmızı kurdele var. Yeni bir 1000 yıl yaklaşıyor. Yüzyıllardır ihmal edilmiş bu devlet direniyor ve direnmeye de devam edecek. Ve aynı zamanda kaybedilmesi muhtemel topraklara ileride yeşerecek tohumlar ekecek. Rumeli'den Mısır'a, Afrika'dan Asya'ya, ezan sesinin duyulduğu her yerde ümmetimize sahip çıkacağız. Sizden istediğim görev, birçok ekip kurarak kaybedilmesi muhtemel topraklara gidip oradaki tebaamızı koruyup kollamanız. Bu daha önceki görevlerinizden biraz daha zor bir görev. Lakin bunu sizden isteyebileceğimi biliyorum. Mustafa'nın gözlerine bakıyor. Bugüne kadar hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmadınız. Bundan sonra da çıkarmayacağınızı biliyorum. Sağ olun sultanım. Sultanım, sizin istekleriniz bizim için emirdir. Bunları yerine getirmekten hep onur ve şeref duyduk. Lakin ülke savaşı halinde. Ali ile beraber burada olmaktansa orada Mehmetçik'le beraber olmayı tercih ediyoruz. Burada durmamalıyız, onların yanında olmalıyız. Eğer cephede başımıza bir şey gelmez ve Allah bize uzun ömür verirse, döndüğümüzde verdiğiniz bütün emirleri layığıyla yerine getirmekten gurur duyarız. Sultan ikiliye bakarak düşünüyor. Ali sultanla kısa bir an göz göze gelip bakışlarını hemen yere indirdi. Mustafa sağında duran Ali'nin tepkisine bakıyor. Ali'nin bakışları hala sert. Mustafa bakışlarını sultanın yüzüne çevirdi. Sultan düşünmeye devam ediyor. Gömlek yakasından zincirle sarkan madalyasının ortasında Osmanlı tuğrası var. Ali'nin madalyasına yaklaşıldı. Onun da ortasında Osmanlı tuğrası var. Güneş parıldarken ağaçlık bir alandaki direkte Türk bayrağı dalgalanıyor. Güneşin parlak sarı ışığı bayrağın üzerinde. Gökyüzünde dalgalanan bayrağın hemen yanında Mustafa ile Ali'nin silüetleri belirdi. Gittikçe yakınlaşıyorlar. Mustafa filintasını tutuyor, namlusu yere dönüp. İkisi de kendine güvenli, ikisi de kendinden emin tavırlarıyla çevrelerine bakınarak yürüyorlar. Bulutları ortam sisle kaplı. Türk bayrağı gözlerin kayboldu. Sizin içinde sadece Mustafa ile Ali var. Hala silüet halindeler. Gittikçe yakınlaşıyorlar. Sisli ortam arkalarında kaldı. Etraflarına bakınarak yaklaşmaya devam ediyorlar. Arkalarındaki sisli ortam bembeyaz oldu. Beyazlığın bu karşısında sarı tonlar var. Mustafa ile Ali'nin silüetleri net. Arkalarında kalan ortam bulanıklaştı. Artık daha yakınlar. Mustafa iyice yakınlaştı. İkili yürümeye devam ediyor. Bu dizinin betimlemesi Mayakin tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Sesli Betimleme Metin Yazarı Gülşen Argüt, seslendiren Emine Kolivar, altyazı Feride Tezcan, Gökberk Yılmaz, Nuray Ünal, işaretleri Müjde Kolçak, son kontroller Hulya Akbaba, Donay Ünal, Hasan Dikluva, teknik yapım Ayşe Gündağ, Murat Özçelik, yönetmen Osman Kaya, yapımcılar Serdar Öğretici, Yusuf Esenkal, yapım sorumlusu Mustafa Özmeti, Kocaeli Post Prodüksiyon, Umut Şen, dublaj yönetmeni Emre Hakşı, kameramanlar Ümit Aytekin, Baran Mirza, set amiri Arun Gülgün, kostüm sorumlusu Nurten Sümet, terziler İzzet Uşengül, Gülami Akman, Türkan Kendemir, sanat dikim Hacer Erol, at eğitmeni Ali Varol, görsel efekt süpervizörleri Serkan Semiz, Oğuz Öztürk, Cemal Öztürk, Gökhan Kozan, Mesut Yavuz, Filinta Sosyal Medya Ekibi, Afi, Filinta Basın Danışmanı, BYD Tepyar, Hukuk Danışmanı, Kayalı ve Çağman Hukuk Bürosu. Bu dizi TRT 1 tarafından Es Bilme yaptırılmıştır. 2016.